Oo, kılıçlar göründü. Selamlar. Merhabalar Kılıçlar. dostlar. Buyur abi. Kılıçlar çekildi mi? Vallahi abi yani Frostmourne dönüveriyor orada. Ya onu da şeyde yakaladım böyle hazır aslında. Sadece şey yaptım yani nasıl söyleyeyim. İşte bir logo ekleyi verdim. Biraz da renkleriyle oynayıverdim. İyi, güzel, güzel. Öyle bir İyi, giriş iyi yapayım etmişsin. dedim. Tabii, Arkadaşlar aynen. şimdi ben üzücü bir şey söyleyeceğim. Ancak heyecanımızı, enerjimizi düşürmeden yayınımıza hızlıca geçeceğiz. Akşam saatlerinde gerçekleşen Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başın Herkese sağ olsun abi. sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyelim arkadaşlar. Bu tarz konularda da çok iyi değilim. Eski de askerim. Hassasiyetim içimde. Başımız sağ olsun diyelim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Sonra roglar işe yaramaz. Yani o abi Twitter'da da döndü o. Yani şey kendi beceriksizliğimle o aslında. Hani normalde rogueların daha şey olduğunu biliyorum böyle hani. Hani göründüğünden güçlü karakterler olduğunu biliyorum ama. İşte ne bileyim o an bir şey uydurmak zorundaydım. Yiğit'cim teşekkür ederiz. 19. ay. 19. ay. Wow, wow, wow. Valla. Eda yok. Uğur bu yayın. Tuna abi var. Merhaba arkadaşlar, ben Abi varım. bende birkaç bir şey var. Bu arada bilmiyorum fark ettin mi? Ben geçen oynadığımız oyun sana çok yük olduğum için dün ayıptır söylemesi bir Bursa seyahatim vardı. İş nedeniyle Bursa'ya gittim geldim. O yüzden yayın açamadım falan. Böyle bunu avantaja dönüştürdüm. Biraz kastım. 13 level'ım şu an. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Elimde Güzel. 4-12 Arkada her silah zaman var. Large shield falan var. İşine yarar mı bilmiyorum. sen onları direkt mavi mavi değillerse, büyülü değillerse direkt okut abi onları. Onları bir Atlıyorum identify yere. ederim. Yani büyüleri ben belki Şöyle attım böyle büyülü Diablo 1'de şeyler I'll put that to good use. Anladın mı yani böyle? olanları. İyi bir hayırlı bir iş için kullanacağım bunları. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. I put that to good use. Abi sende nasıl gidiyor işler? Görüyorum Instagram'da yani takip ediyorum. Çekimdeydin sanırım. Evet, bizim yine evde tatlış bir çekimimiz vardı. Abi tatlış Ya dedin de yani ben gördüm baya film seti gibi. çevirdik, film setine çevirdik yani, öyle söyleyeyim en azından. Şey ne derler? Yani hem Borzoel'in tabii şimdi yeni expansion hazırlıkları tamamladık. Ondan sonra bunları bir de tanıtmak gerekiyor sonuçta, değil mi? Bir noktada tanıtmamız lazım. O yüzden biz de heyecanlı şekilde tanıtmanın yollarını ararken tabii ki kendimize ait üslupta böyle bir dil bulduk. Ve o siz izlediğimiz video vardı ya, geçen hafta Evet abi. izlediğimiz. Aynen onun tadında böyle ikinci bir video geliyor ve hani çok komik oldu, gerçekten çok komik oldu. Yani bazı yerlerde çok tam anlamıyla altımıza sıçtık gülmekten, yani öyle söyleyeyim. Abi vallahi merakla bekliyoruz ya o şeyde. Güzel olacak, güzel olacak. Ben de işte senden sonra böyle bir tur oynadım. Girdiğim bir tane shrine bana, bak senin çok bilmediğin renklerde iksirler verdi bana. Regeneration. Mor olması gerekmiyor muydu pembe falan? Yok, bunlar sarılar. Şey, hem mana hem şey dolduruyor. Biliyorsun ki. Tuna O yüzden abinin bunları kalitesi nasıl böyle iyi? Adamın kalitesi yüksek de o yüzden olabilir falan. Abi ben full ney? potum. Tabii yok, bunları ben şey için kullanmayayım diye atıyorum. Oyunun sonunda saklarım bunları diye. Remake Sonra mesela yapmış kendini. biraz bio öğrenirsek şunlar da sonra işimize yarar diye burada kalsın şimdilik. Tamamdır abi. Şey, kasaba inventory abi. Inventory bu arada. Türkçe ile İngilizce nasıl birbirine girdi bir anda? Ama var yani neden öyle diyorsun? Kullanılıyor yani. Kasaba inventory. Bizde mesela şey biz plazayız yani. Kurumsal bir firmayız ya abi. Bizde hep var Ha, tabii envanter ki. sayımları, envanter düzenlemesi, envanter. Ama yani şöyle söyleyince biraz komik oluyor. Inventory. Inventory. Okey. Şimdi şöyle yapacağız. Biliyorsun ki biz oyuna girdiğimizde her şey yeniden spawn oldu. Evet abi. O yüzden aşağıya doğru emin adımlarla bulduğumuz her alt kata gidiyormuşçasına, yani kat temizlemeden bir alt kata inişi buldukça devam edeceğiz.
Ve dördüncü kattan devam edeceğiz yolumuzu aslında bugün. Şimdi ben hazır burada sana birkaç soru sorayım oyunla Tabii alakalı. ki. Çünkü ben evet Diablo'yu 1'i oynadım ama 2 ile tanıştım ilk Diablo hayatımda. Ve şeydi yani nasıl söyleyeyim? Oyun oynadım, aa çok iyiymiş deyip hikayesini merak edip geriye doğru döndüm. Şimdi biz geçtiğimiz bölüm seninle Butcher ve Leori'yi kestik. Evet. Bunlar boss'tu aslında değil mi? Patron diye mi geçiyor, Evet. boss diye mi geçiyor Bosslar oyunda? boss. Yani bunlar ara, yani level bossları. Yani Diablo'nun level dizaynı birazcık şöyle abi. Her katın Onları kendisine ait soracağım. bir quest'i var. Ama bu quest çıkabilir veya çıkmayabilir. Bu Twitter'da da konuşmuştuk aslında. Ayda'nın mesajının altına yazdım. Oradan zaten şey Şimdi yaptım. hem Random Dungeon Generation'ı ilk denedikleri oyun bu. Yani arka taraftaki her girdiğimiz map aslında farklı bir layout'ta yeniden oluşturuluyor. Yani bazı temel işte bias'ları var bunların böyle. Atıyorum iki tane salon yan yana gelecek. İşte bir tane araya geçit olacak vesaire gibi. Ve onun üzerine izometrik perspektifte bunlar dungeon yaratıyorlar şeyde. Diablo'da. Ve mesela Butcher görevi eğer ki bu yaratılan dungeon oyuna girdiğimizde şey yeterli bir boşluk oluşmazsa o Butcher'ın odasını koyamadığı için o quest'i vermiyor abi. İşte multiplayer'da şeyi Leori'yi şöyle çözer. Normalde single player'da Leori'nin arka kendine ait bir alanı var. Oraya giriyoruz. Yani Leori'nin chamber'ına giriyoruz normal single player'da. Ama multiplayer'da oyuncular bunu Leori'yle karşılaşabilsinler diye oyundaki en geniş alana işte 100 tane iskelet koyalım. Bunların eline ok yay verelim. Gelene makine daranalı tüfek gibi ateş atsınlar diye böyle bir yapısı var. Dördüncü katta mesela iki tane quest gelebiliyor. Bir tanesi Garbat the Weak. Bir tane bu günah keçileri var ya Goatman'ler Diablo'daki. Evet abi. Bu keçilerden bir tanesi ama böyle hani tırsak bir karakteri oynuyor. Böyle şey please no hurt falan böyle hanım Abi böyle adam aynısını yaptı. beğenerek keep Adam alive next time good print to aynısını yaptı beyler yalnız. you. Ve takılıyor orada. Bir o var. Bir de şey gelebiliyor. Ogden'ın tavernasının sahini gelebiliyor. Şey Leori'yi öldürdükten sonra o şeyle konuştuğunda, Ogden'la konuştuğunda ya işte sen bunları hallediyorsun dostum ama işte gece acayip bir tıkırtıyla uyandım. İşte bir baktım ki bir grup ucube gelmiş benim tavernamı tabelasını söküyorlar. Bunu niye söktüklerini anlamadım falan diye. Böyle bu aşağıdaki Carver'lar, Fallen'lar Ogden'ın tavernasının üzerindeki yükselen güneş ıvır zıvırı böyle tapınacak bir unsur falan zannediyorlar böyle acayip acayip. Ondan sonra onun üzerine bir quest gelebiliyor. İşte 5. kattan itibaren Catacombs dediğimiz bir alt yani her 4 level'da bir şey yapısı değişiyor oyunda. Görsel yapı değişiyor ki bu hani seni aynı yerde sonsuza kadar indirmemek için sonuçta aşağı kadar 13 kat indiğimiz bir oyun oynayacağız burada da 15 kat indiğimiz. Ve orada işte Catacombs'a da bu sefer işte körler salonu, işte böyle türlü türlü zırhların ve kitapların, kitabelerin olmaya başladığı böyle acayip yerlere geleceğiz işte. Ve bu işte Dark Exile'dır, Sin War ile ilgili böyle kısa kısa böyle dış ses narratifin ağzından sesler dinleyerek devam edeceğiz deyip giriyorum içeri. Tamam abi ben de şey yani merak ediyorum mesela en merak ettiğim konulardan bir tanesi de Diablo'da. Mesela şimdi biz Butcher'ı kestik yeniden karşımıza çıkacak değil Tabii çıkacak yani. Sonuçta mi? Peki. yukarıda abi var. Ama bak quest'i almadık. O abiyle konuşmamız gerekiyor. O her türlü var ama. Yani konuşmasak da gelecek o. Çünkü map pin seed'inde Butcher için bir açıklık var demiş seed ve o karakteri kapının önüne koymuş. Peki son sorum Şöyle. abi konuyla alakalı. Tabii. Sence ya da bunun yani açıklanmış bir duyurusu var mı da senin fikrin ne bu konuda? Neden Blizzard böyle bir şey seçmiş zamanında? Yani bosslar mesela ölü kalabilirdi. En nihayetinde işte atıyorum level'larımız falan kalabiliyor yani. Yok single player'da kalıyor zaten ölüler abi. Aa. Single player'da map değişmiyor abi. Onu bilmiyordum. Evet, single player'da map'in değişmiyor. Çünkü save'inden devam ediyorsun. O yüzden de çok daha sert. Yani hadi gireyim biraz daha level kasayım, güçleneyim diyebileceğim bir konu yok. Yani gerçekten kötü kararlar verdiysen kötü kararlar verdin baştan başla diyordu oyun. Enteresanmış o. Multiplayer'da başka opsiyonları yok abi. Çünkü adam bütün boss'ları kesti. Devam edecek bir yer ki 10 kat sonra bitiyor oyun. O yüzden de şey yapıyorsun. Kasabildiğin kadar kasıyorsun, devam ediyorsun. Şeye çeviriyorsun olayı. Geldim Diablo'yu kestim. Sana Slayer unvanı veriyor. Ondan sonra normalde değil Nightmare'de gireceğiz oyuna. Nightmare daha zorlu. Şey gibi düşün. Torment gibi düşün Diablo 3'teki. Sonra Evet. Nightmare'de oyunu bitirince Hell var. Ama yani Hell'de bütün yaratıklar some magic immunities'e değil, major magic immunities'e birlikte geliyorlar. Böyle
Ve hani inanılmaz hit pointlerle falan geliyorlar böyle arka tarafta. O yüzden de tatsız durum. Sen bu arada alt katı inişi gördün mü? O tarafta var mıydı bir şey? Yok. Orayı temizledim ben komple. Okay. Yani çok şey yapmadan pıt 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 hemen inelim aşağı katlara. Sen bu yukarı çıktın. Çıkmadım çok. Orası da orada bitiyor gibi geldi bana. Tamam. Tahminen bitiyordur ya. Benim tecrübelerime göre orası orada bitiyordur. Peki Diablo 1'de yani hardcore modu var mıydı şeydeki gibi? İşte evet onu diyorum yani bir kere öldürmen gerekiyor Diablo'yu. Hayır, Diablo 2 gibi hardcore düşün. modu yani işte karakterin öldü mü sonsuza kadar ölü kalıyor falan. Ha yok öyle onu Ladder'da var galiba ya. Ladder'da açabiliyordun. Yo açamıyorsun. Diablo 1'de yoktu o ya. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü Diablo 1'de ölmemek gibi bir ihtimal yok abi. Yani arkadaşlar şimdi bu Leoric'le ne kadar uğraştığımızı gördüler. Şöyle bir 10. katlara gelelim. Nelerle daha uğraşacağımızı da görün. Diablo Tuna abi Diablo 3'teki iskelet kral değil mi? Leoric. Evet. Aynı aynı işte ama bu senin geçen hafta anlattığın gibi bunlar bir yerden geri tekrar doğup geliyorlar geri işte. Buldum. Kaldırıyorlar onları. Buldum abi. Hadi direkt yardıralım aşağıya. Baçın katı. Bu çürük katını. Hop 3. kata da iniş burada. Tertemiz abi. Buradan da in direkt. Hemen 4. kattan devam edelim. Yani hikayeyi de çok uzatmamak lazım. Bir de ben Bak bir de bu... okla varil kıramıyorum. Yakında gidip vuracaksın. Evet. Varilin Neden üzerine basacaksın. Sene 1996 abi. öyle? Ya böyle çocuk gibi soruyorum ama dediğim gibi yani Diablo 2 eyvallah da Diablo 1'de Yok hiç problem değil. Yok bunlar bayağı hani abi bir yıllık geliştirme süreci olan bir oyun sonuçta yani. Çok normal bu tarz şeyler olması. selamlar efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu arada tabii newcomer'lar devam ediliyor. Oo, paraya gel. Abi toplayıver. Sal bana, sen içeriği şey yap. Olur hemen vızt. Sen daha Para iyi ekonomi para. yapıyorsun geçen. Bizi Ben geçen nerelerde, ben neler bu... kestirdin? Abi o Leori'yi bir ara gerçekten yapamayacağız biliyor musun? Yani dedim bitti paraya. Yani yok artık item da alamayacağız falan bilmem ne dedim. Yani rezil rüsva ya. Sonra işte o noktaya gelince şey diyorum işte genç arkadaşlar niye Diablo oynayamıyor? Yani çünkü orada bir zora gelecekler. Üniversiteden müdür mezun oldukları için zor gelecek. Aa Leoric kesilmiyormuş o zaman boyu kötü deyip çıkacaklardı. Bu arada arkadaşlar Bugün... şey yapmayın, Eda görüyor yazdıklarınızı falan gayet. Burada yayına dahil. Böyle masum Red Rose ve yılan dansı var mı? Mikrofonu uzaklaştırdı şimdi. Heroes of the Storm atıyor. Süper. Ama Orada yani... biraz biliyorsunuz geriliyor. Masum Red Rose derse kendi içinde 3 kere Masum Red Rose derse gitin gerginlik gidiyormuş. Öyle diyorlar. Ya ama abi o bilmiyorum ya. Bakalım yani Eda'dan daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum ya. Yani inanıyorum Eda'ya bu konuda. Hani Mahsun Kırmızı Gül'den daha iyi bir konu çıkartacağına bugün eminim yani. Merhaba, Lan hoş çekildin geldiniz. önümden. Kapıda sen olduğun için giremiyorum ben. Evet biliyorum bunlar da namussuzca ölmemeye karar verdiler ya. Gelmiş orada şilip 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 diye yalıyor beni. Onlar bir de geri dönüp şey ceset yiyorlar ya. Evet aynen. Hepsinin böyle farklı mekanikler. Mesela bu blinkler sen vurduğunda eğer ölmezse yanına transfer olur. Arkana gel bak mesela. İşte şeyler var. Familiar'lar var. Familiar'larda vurduğunda lightning ile vurur onlar mesela. Sanırım şurası ama yok burası geldiğimiz yer. Orada kitaplar varmış onları alalım. Valla yayına gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Böyle keyifli nostalji gecelerimiz devam edecek. Ya böyle şimdi şey normalde şimdi salonda ışığı da açıyorum ben. Hı. Şeyde yayınlarda Diablo'da biraz daha böyle karanlık istiyorum. Eda da şimdi kendisi de dahil olmayınca yayına böyle loş ortam şey yapıyor. Burada oda lamba yani lambayı açtı ama biraz şey karanlık evin içi Diablo'nun da şey olunca böyle iyice tırsıyorum yani. Havaya Gelecekse evet girdim. havaya Tabii. girdim yani moda girdim. Sokuyor oyun ya. Özellikle yani buranın müziği falan da efsane bu arada yani. Hani baktığında yani ben
Ya şey gerçekten böyle oyun dünyası, oyun hissi ve mekaniklerin böyle bu kadar tutarlı olduğu çok oyun yok ya. Mesela ben şeydim. Diablo 2 yani gerçekten saatlerce oynadım yani. Saatlerce oynadım. Hatta Battle.net'te benim level 78 Amazon'um vardı. Geçen Orijinal evet Battle.net kullanıcıların. yazmıştın sanırım patlamış GGO. Evet 90 gün girmeyince siliniyor O karakterler. şeydi Ben o ama kadar değil mi? uzun bir süre... Online'da normalde single player'da Evet. olsa. Single player'daki save'lerini tutarsam problem yok. Yani client tarafında tuttuğu için save'leri oyun. Yani bizim kendi makinelerimizde duruyor save'ler. Oyun. Peki bir şey soracağım sana abi. Adamlar mesela bu oyunu yaptı. İşte belli de arkaya bir hikaye verdiler. 96 yılı diyoruz. Yani nereden bilebilirler diye. Çünkü hikaye Diablo 2'de yeniden yazılmadı ya da üzerine yazılmadı. Adamlar hani o altyapı hazırdı ve yürüyordu yani. Adamlar yani emin miydi sence bu Diablo 1'in tutacağından? Ya şöyle, emin olmasalar bile Warcraft'la gelen bir sükseleri vardı abi o sırada. Anlıyor yani Warcraft gibi başarılı bir oyun teslim etmiş bir firma olarak piyasaya çıkıyorsun. Evet ama yani neticede bu ilk benim bildiğim ilk bu tarzda bir oyun. Yani hack and slash türünün evet yani baba atası atalarından. Ama ya yani ilk değil aslında yani Amiga'da falan da yani bu tarz böyle oyunlar var ama tabii ki bu perspektifte bu kadar böyle iddialı hikayesi, sesi, prodüksiyonu olan oyun yoktu tabii ki. Ve ister istemez abi adamlar arka tarafta Warcraft'tan gelen gücü de aldılar. Pazarlama gücü de geliyor beraberinde. Normalde Condor diye bir şey. Bunlar Blizzard'a sonra dahil oluyorlar hatta. Öyle biliyorum Evet, ben. hatta o zamanlar işte tam Blizzard yani bizim bildiğimiz anlamda Blizzard da değil. Blizzard Evet. North. Güçlerini birleştiriyorlar yani. Evet. Blizzard North zaten Kanada tarafı. Kanada şirketi onların. Biliyorsun. Fransız bir CEO'su vardı o dönemde. Onların başında. Hala o mu var bilmiyorum da. Ben çok yer yönetim kurulunu bilmiyorum. Abi. Ben bir tek Morhaime'ları biliyorum. Madsen'leri biliyorum. Benim için yeterli olan. O ikisi yetiyor bana. Ben de açıkçası o çok yani detay bilmiyorum o konularda ama yani senin benden daha bilgili olduğun Ya yani aşikar. şey böyle şirketlerin yönetim kurullarını ezberlemeye başladığında yanlış yere gidiyor abi iş. Anladın mı ya? Bu adamlar benim için güzel hikaye anlatmak isteyen adamlar sadece. Orada bırakıyorum bazı şeyleri. Şimdi burada Leoric'in olduğu yere geldik bu arada. Alt kata iniş burada Leoric'le birlikte tahminen. Evet, şu anda okçulara odaklanmış durumdayım çünkü çok can yakıyorlar. Bunlar Captain'lar da benim canım yakıyorlar arka taraftan. Biraz temizliyorum. Fıt 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 fıtış. Gelmişken o zaman burada Leoric buradadır ya. Leoric'i de indirelim bari. Toplayamadım. Zaten gerçi 4. kata iniş bulamadık değil mi hala? Yok abi arıyoruz. Ya şey çok güzel abi. Elimde kalkan var ve blok chance'ı var arka tarafta ama blok chance hiçbir zaman sana bu oyunda yazılıp verilmemiş. Gösterilmiyor yani. Ne gibi? Biraz da anlamadım gerçekten. O oka kalkan kaldırıyor abi. Onun animasyonu var arka tarafta ya. Muhteşem yani. Böyle çılınk diye kalkan kaldırıp durduruyor bir anda. Yukarıda sağdan bir gidiş var abi. Yani şey yanlış anlamadım. Ben mesela anlamadım yani büyük ihtimal bu olayı. Tam böyle. Bak şimdi sana benim yanımdaki okçu varsa göstereceğim şimdi. Bak şimdi duruyorum. Evet Kalkan gördüm. kaldırıyor gördün mü? Yani şeyden Muhteşem, dolayı muhteşem bir olay. soruyorum. Hani bilmiyorum. Büyük bir olay mı o dönem için? Hayır, yani ince düşünmüş olması ya. Oyun hissine Ha, olan hayır katkısı yani bebeğim. benim Yani şeyim şimdi o. şeyden soruyorum ha. Dediğim gibi. Hani o dönem çok nasıl söyleyeyim? İzah edemedim kendimi. Hani oynamadığım için tam döneminde benim zaten oynadığım oyunlarda bu tarz efektler işte animasyonlar var. Hani bana şu an garip gelmiyor. O dönem için büyük bir olay mı yani bu? Yani benim için öyleydi. Çünkü şimdi Might and Magic'leri oynuyorduk o dönemde. Tamam mı? Aynı döneme baktığında. Yani Heroes olmayan normal Might and Magic'lerden bahsediyorum. Onlarda mesela şeyler vardı işte. Şey hisleri. Damage yediğinde aşağı tarafta adamların suratları oynardı ama mesela Doom kültüründen geliyor mesela. Aşağı tarafta Damage yediğinde Doom'daki karakter de böyle kafası gözü ayrı oynardı onun. Leoric geliyor bu arada. Ha Leoric değilmiş bu. Kim bu? Bir elit. Ha Leoric gelmeyecek. Doğru. Broken Çünkü Head, quest'i Bank almadık. Shield.
Mış öldü. Güzel, yarık gelmeyecek çünkü yukarıda quest'i almadık. Butcher'ı da kesmedik ikinci katta. Okey, problem değil. Dördüncü katın iniş nerede ya? Aha. Bir ordu var. O staff düştü. Inferno staffı. Güzel, bunlar güzel para edecekler ya. Sen istiyorsan kapıdan bir tık geri çık. Ben de gireyim içeri. Şu potionlara bir çantayı düzeltelim. Ama mesela tek... Abo. Yo, yörük buradaymış, kaldım. Pardon. Ben bir an çıkmayacak zannettim. Tamam, bunu bir şeyde GOG versiyonunda çözmüşler, fixlemişler ha. Be yavrum, ah be yavrum, bir de buraya bilsek neler yapacağız. Ben şu an arkadaki okçuları temizlemeye çalışıyorum daha çok. Çünkü asıl hasarı yani bize... Yani Leori'yi çekelim dışarıya. Çok okçu var çünkü. Bitirmek üzereyim okçuları. Değilmişim. Çekelim abi. Çekiyor musun? Ben gireyim içeri. Getir, gireyim, gireyim, çekiyorum. Yörük bu arada kapı açabilen bir boss. Ha evet abi, geçen bölüm söylediydin. O niye öyle? Bug'a mı girdi o? Vuruyoruz ya. Bir git gel yaptı ama. Leoric bir öbür tarafa bir bu tarafa gidip geliyor işte ya. Boşuna bir çek. Bir saniye abi. Oyt. Mersi. Ya ben de diyordum ki Tuna abiye yardımcı olurum. Ha. Öldü sonunda. Şu potlarımı geri alayım ben. Aynen, Leoric, Leoric baba. İyi, less restful Leoric. I will find your son. Bulacağız oğlunu ha. Aslında şey, bir nevi huzura eriştiriyoruz adamı da. Ama işte yani Forces of Evil böyle bir şey işte abi. Yani seni torment edecek şeyleri durmadan karşını geri çıkartıyor. Bir de bu Diablo'nun master planı olduğu için. Yani Lord of Terror böyle bir şey. İnsan yani terörü korku olarak kullanır Diablo. İnsanlara korkuyu yardığın anda bunlar bambaşka bir yere gidiyor. Bir de şey mesela senin karakterinin I will find your son demesi çok enteresan değil mi abi ya? Orada bir, bence şeyi bilerek veriyor yani. O quote'u bilerek vermişler. Hani tabii kendi işte... kardeşiyle... Kendi kardeşine ama mesela şey kendi kardeşine I will find my brother demiyor mesela. Yani. Evet evet, onu söylüyorum. Orada büyük ihtimalle hani artık yani Leori'ye ya söyleyemiyor mu ya da işte söylemek mi istemiyor orada. Ama bence büyük ihtimal söylemek istemiyor hani çünkü o da yani Adrian'ın da öldüğünü düşünüyordu. Bu ara bulduk. Bir şey gidelim, Town'a gidelim abi. Adrian'ın da öldüğünü düşündüğü için ay beni aşağı indirdi o portal. Portala giremedim. Portal altına doğru bas abi. Bu arada repair vaktin gelmiş. O yüzden böyle yani böyle ilk zamanlar benim de çok dikkatimi çekmişti. Hala şey olurum öyle lan, söyleyemedi babasına ya oğlu olduğunu falan diye. Baba benim. Warrior Swords of the Craftsman. %12 chance to hit. Maşallah, 12 vurma şansı ne ya. Yüksek durabilite. Bunları geç ya. Ben bu kılıcı satarım. Biraz daha az vurayım, öz vurayım. Buy premium items. Bir premium bir şeyler alsak mı ya? Param varsa al Utku. Abi valla 5K var. Yani biraz bekle, düşmeye başlayacak. Tamam. Şimdi asıl düşeceği yere geliyoruz çünkü. Yani bu katlardan itibaren güzel itemlar bizi bekler. Ekim Gürsel şekilde... Prime ile bize destek oluyor. Teşekkür ederiz. Oo, hoş geldin. Sesinize bereket.
Mikrofona konuşursan aşkım. İsmi de çok güzelmiş eğer gerçek ismi. Gerçek ismiysen. Uzaklaştırmana gerek yok. Kim bizden ya? Çok güzelmiş ismi deyip duruyor da şu anda mikrofonu uzaklaştırıyor. Güya şey yapıyor. Yayını protect altına alıyor kendine. Göre. Çünkü şu aslında arka tarafta host'a küfür ediyor değil mi? Evet. Ben senin gibi Imperius oynayanın. Evet evet aynen öyle abi ya. Valla bir hafta sonu vaktin olduğunda seni HOTS'a da bekliyoruz abi. Tabi tabi olur olur. HOTS olur. Valla ben Diablo oynamak çok seviyorum Diablo oynamayı. Bir de böyle charge build git oraya vur oradan çek bir daha buraya vur. Böyle de manyak ediyorsun adamı. Yani sana hak veriyorum abi ölmüyor karakter ya. Çok Diablo. Enteresan. Normalde yani böyle ranged karakterler falan oynarım genelde. Ama yani HOTS'ta hakikaten yani milli karakter oynamayı daha çok seviyorum ya. Aslında bu kadar güzel bir oyun ben bilmiyorum. Mekaniklerini falan çok seviyorum. İşte item olayının olmaması, onun yerine hızlı seçebileceğin ve işte az sayıda talent sistemin olması, işte experience'ın takım halinde geliyor olması falan çok hoşuma giden bir sistem. League of Legends'a göre ama bir o kadar da tutmamış olması. Abi çok normal çünkü abi LoL gibi bireysel oyun abi. Herkes plays derdinde. Üf öyle bir oynadım ki şunu yaptım. Yani takım oyunundan çıkartılalı çok oldu abi bunları. Ama herkes işte takım oyununa tek başına girip başka oyuncularla oynayıp çıldırıp sonra küfredip sonra bir daha giriyorlar. Ben anlamıyorum o işi. Anladın mı? Yani insan kendisine saygısı olur ya. Kendisine bunu eden adam başkasına ne eden olabilir. Aslında ben yani. O kültürden uzaklaştırdığı için de ayrıca seviyorum HOTS'u yani. Bu arada Heroes 3'ün multiplayer'ı var ya. Heroes 3'ü hot seat'te oynayabiliyorsun. Network'te de oynayabiliyor olman lazım Şükrü. Gir abi sen ben de peşinden geleceğim. Aa dur. Sen aa, girdin dur, ben dedi, de girdim. Şu... Senin sıkıntı yoksa sanki cihazda bu kadar yolun var falan dermişim. Might and Magic demişken eski Might and Magic'leri oynasa acaba arada yani Diablo 1'i Ne? Bir dakika kaçırdım demin dediğin ya. Tuna'ya hazır Might and Magic demişken eski Might and Magic'leri oynasan mı acaba diye sana soru var. Ben Ultima 1 var abi diyorum ya Ultima 1 oynayasım var. Ultima Online Hayat Offline. Bir... Yok ya oynanacak gibi değil bu arada yani. O dönem için mucizevi şeyler var içinde ama. Bak şunlar Dark One'lara evrildiler. Bak az bir model Devil ya 4 tane renk var. 4 renkli 4 yaratık çözmüştü abi adam Diablo'yu yazarken. 4. kattayız. 4 tane de farklı şey renk kullanmış. Oo. Horrorlar geldi. 2 tane elit grup var abi. Evet ve yalayıcılar bana geldi. Ben valla tanklayabildim, tutabildim, kadar tutmaya çalışıyorum ama bunlar beni yiyorlar yani şu an. Ben şu... ne o... Spine Eater'ı öldürdüm, tamam. Benim de bir tane daha var. Pulse Crawler. Bu da kalp atışına geliyormuş. Sun Magic Resistance, Sun Magic Immunities. Abi gözünü seveyim, olayın güzelliğine bak ya. Oo sarı item düştü. Nice. Ben görmedim gene ya. Of bak şunun şekline bak. Şu attım yere. Şunun şekline bak abi. Aa. Aslan. Sana gider. Koy bak şeyde özel yani inventörü koy. Özelliği farklı gözükür onların. Mouse'u götür üzerine. Yan tarafta çıkması lazım özellikle. Altta çıktı. Ha identify olmadığı için. Pardon. Evet. Pardon. Atıyorum. Identify olunca onun yeri bambaşka bir yerde gözüküyor. Aldım. Yo at bir yere. Identify edeyim onu. Ha, var mı sen identify? Evet abi kullanırsın şimdi diye dedim. Oo süper. Ha şöyle görünüyor. Tamam senin dediğin buydu. bu işte Black Oak Shield böyle kara kavak falan böyle değil mi? Böyle özel tatlı şey var yani. Black Oath bakın şeyde... Bakın nasıl Might and Magic Shield'dır. Hayda aynen süper.
Attım abi. Eksi 10 light radius ama armor class'ı hayvan gibi arttırıyor. Bir de vitality'den kısıyor. İlk başta verdiğin vitality'yi biraz da bu yüzden veriyorsun. Yani 20 hit point kaybediyorsun. Ama eşek gibi dexterity vurma şansı ıvır zıvır. Bu light radius muhabbeti şey değil mi? Sen yürürken etrafındaki Aydınlanma miktarı. onu azaltıyor ama. Evet, azaltıyor da neyse, önümüzde ışık saçan rogumuz var. Aşkım beni yeme olarak kullanıyor. Güçlü boss gördüm mü o? O gidiyor önden. Kapıdan giremiyorum şu an. Tamam, ben şimdi şurayı bir açacağım. Bu arada şey çok güzel. Belli miktar öldürdükten sonra yaratıkları, hit pointleri vesaire ortaya reveal oluyor abi. 20 tane falan öldürünce açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Peki şey için mi? O oyun başına mı? Yani her kurduğumuz oyunda Ya şu mı? an mesela evet, her kurduğumuz oyunda o yaratıktan 20 tane öldürdüğümüzde falan şeyini verecek. Bu yaratığın ortama bu kadar hit pointi vardır. Bunlara dirençlidir diye. Ya yani o şeyi çok güzel bağlamışlar oyun içerisine. Yani Yani o yaratığı öğreniyorsun o öldürdükçe yaratığı. öğreniyorsun. Evet abi, roleplay elemanı olarak bayağı güzel yani. Bu ara level aldım ben. 14, 14 Çok iyi. oldum. Arada strength'e de verdi abi, kullanamadığınız zırhın olmasın. Ben onu atlıyordum. Keşke pointleri vermeden önce. Yok yani hit chance falan önemli de. Of, ben de Oyun çok hiç kısa zamanda gerçekçi level değil atladım. mi? Oyun bayağı gerçekçi ya. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle bütün bir dünyayı sarsmış bir oyun zamanında. Ve yani Dönemin en çok satan oyunlarından bir tanesi bir de gerçekten. korku oyundu diye geçerdi hani. Sonradan hack and slash diye böyle Ama tabii acayip acayip terimler şimdiye koydu. göre şey yapıyorsam mesela atıyorum böyle bir ben şey modunda değilim işte ey gidi ey bizim zamanımızda şunlar vardı falan moduna girmeyeceğim tabii ki ama yeni nesilde bu oyun tabii normal görünebilir yani o şekilde. Şu anda grafik şeyinden özellikle ama yani oynarken kendini adayabiliyorsan oyuna kesinlikle korkunç bir oyun yani. Bir de Ben Blizzard'ın titriyordum, irkiliyordum yani, ya bayağı bir de abi irkiliyordum oyuna. hikaye o mesela. Şimdi biz geçen bölümde Leori'yi anlattık. Azıcık şey geçebilirim, özet geçebilirim ama yani düşünseniz abi bir oğlunuzu savaşa gönderiyorsunuz. Dünya iblisler tarafından ele geçirilmiş durumda. O yani savaşa gönderirken adamın kafa yapısı şu şekilde. Geri gelmeyecek. Yani ne yaparsam yapayım geri gelmeyecek. O şekilde O sırada gidiyor. öbür oğlun kaçırılıyor. Küçük oğlun kaçırılıyor ve en güvendiğin adamın tarafından kaçırılıyor. Ve o adamın da bir şekilde daha sonra şeye nasıl söyleyeyim ortaya çıkıyor. Leoric bunu hiçbir zaman öğrenmiyor yani iblislere taptığını. Ve daha sonra kafayı yiyorsun. Bir kralsın ve halkına yani ihanet edip halkına eziyet etmeye başlıyorsun. İşte oğullarının kaçırılışından, öldürülüşünden sorumlu tutuyorsun falan. Yani hikaye çok creepy ya. Goatman'lar bunlar. Yo, değilmiş. Anca bir Şurada Stormtrooper bu İki kadar noob precise genç atış roleplay yapayım edebilecek. dedim. Heroes 3 deyince cancel olduk ya. Ha. Gargoyle'den yola çıkmışlar sanki böyle gotik yapıyı yaratmaya çalışmışlar. Zaten bayağı gotik, karanlık bir oyun ya. Ya o ama şeyle alakalı yani genel dünya mimarisi ve nasıl söyleyeyim biz gotik denince akla gelen şeyler neyse onun üzerine yürümüşler orada çok bir fark yok ama şeyi mutlaka yani söylemek Ay zorundayım. dur, sen de vuruyorsun Çete bakıyordum abi ne yalan söyleyeyim ya. Adamı bana. biçtim ya. Böyle yani bildiğin iksirleri öyle bir içtim ki şu an bildiğin şarapları gömmüş gibi takılıyorum ortalıkta. Özür dilerim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak, burada Great Conflict'in kitabı var. Abi orası çok kalabalık yalnız. Güzel. Yeni kalkanımız fena değil. Yo bayağı kolay indi orası ya. Şimdi üst diğer armorları alınca şekilimiz şüklümüz de değişecek. Hikayeye Oyunda fırsat 3 buldukça gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şey şu ana kadar geçen bölümde geçtiğimiz yerleri geçtik. Yeni yere ilk defa geliyoruz.
Zaten Leoric'te de biraz yeni geldik, aynen. Bahsetmiş olduk. Great Conflict dediği şeyi anlatabilirim isterseniz. Onu al oku abi orada sen. Oku anlat. İşte nasıl söyleyeyim, büyük gerçeklerin arkasında aslında bir yalan yatar ve bu da işte yani son Horadrim şeyine giriyor diyor. Horadrim'i anlatırım daha sonra. Eda'nın mouse kliklemeleri fena odaklanmış durumdayım şu anda. Şöyle söyleyeyim, bu anlatılmamış bir şey değil tarafımızca. Geçtiğimiz bölümde ben bir büyük savaştan, daha doğrusu ben değil, şu an çok bencillik yaptım. Tuna abi dedi ki bir sonsuz savaş dönüyor dedi. Ondan bahsediyor. Buna Great Conflict ya da Eternal Conflict deniyor. Melekler ve şeytanlar arasındaki büyük savaştan bahsediyor. Bunun da nasıl ortaya çıktığını anlatmıştık Anu ve Tahtamıntı anlatarak, hatırlarsanız, hatırlayan varsa. Kaçıran varsa reklamlar. Yo top. Yo top. Ya o anlamda bu seri çok güzel olacak. Şu anda hikaye tamam, evet anlattık. Anlatacağız. Anlatarak gidiyoruz. Hem kısa kısa böyle hızlı özetlerle geçtiğim bir serim var. Bu seriyle de birlikte inanılmaz bir detay hikayeyi konuşmuş olacağız. Ya buradaki asıl anlatılmak istenen, hani yalanların, yani gerçekten arkasında yalanlar yatıyor diye. İlk Diablo oyunlarında hani melek olgusunun iyi olmayacağının hissiyatı burada veriliyor. Tekrar dinlemiş olduk ama aslında o anlamda bu arada yani narratör sesi de çok iyi yani arka tarafta. Take heed and bear witness. Böyle bir yanık Tristram yerlisi sesi. Zaten bir de şey olmadığı için abi o sesi o kadar önemli ki benim için. Mesela ben dedim ya işte Book of Tyriel, Cain ya da işte diğer kitapları özellikle Türkiye'de çok fazla erişim yoktu. Ondan dolayı işte açıp oyunları tekrar buralara gelip bunları dinlemek için oynamışlığım falan var yani. Tabii orası öyle. Bu arada Arşiv'e hoş geldin. 12 ayda yapılmış olduğu doğru mu? Marketing için ilk sloganları Diablo artık bilgisayarın içindeymiş. Doğru mu? Ah Kondor ah. Abi bu sorular sana. Yok, yok zaten şey Atakan benim ortağım zaten. Aa merhaba, memnun oldum o zaman. Ben... aynen. Onu da söyledim, ne yapacaksın bugün dedi de ben dedim. Utkularla birlikte nostalji session'ındayız diye. O da geldi buraya. Abi adamların game design dökümü 1 yıl diyor. Ne kadar sürede geliştirdikleri artık onlar bilir. Ben mi diyeceğim koskoca Blizzard'a kar tufanlarının içerisinde kaç yılda yazacağınızı? Bak Şaldıysa da burada. Tamam Bahçeşehir bak burada arkadaşlar. Bahçeşehir, yüksek lisans programı tamamen şu an bu yayının içerisinde böyle. Demin grafikler kötüymüş diye girdim. Dökümandan okuyorum. selam abi. Yo ben de yani ne bileyim bilmediğimden şu an sıkıntı yok, dur sıkıntı kızaran yok. Yüz ifadesi takınmam lazım bir saniye. Abi bu arada benim yeterli potion'um yok. Sen temizleyebilin temizle, ben biraz remote'dan böyle kontrollü gireceğim içeri. Biraz geri abi o zaman. Orada okçular fena çünkü. Aa temizlemiş. Aldık açtık burayı. Tamam bu kat sakin geçecek. Tahminen 5. katta Magic Rock ya da Bloodstone görevleri gelmeyecek büyük bir ihtimalle. Multiplayer'da çıkmıyor olabilir onlar. Aslında çok çok büyük bir savaşçının zırhını alıyoruz normal Diablo 1'de. 5. katta ya da 6. katta geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kimin? Arcane'in Valor diye bir zırhı var. Onu alıyoruz normalde. Aynı şekilde Blackrock galiba 8. kattaydı. O da şeyin görevi, Griswold'un verdiği bir görevdi. O da Griswold bize özel bir kılıç silah weapon craft ediyor ondan. Hikaye zaten şey yani single player üzerine tasarlandığı için multiplayer sonra üzerine giydirilmiş bir yapısı var. Hani en azından hikayeyi arkadaşınla birlikte oynayabil opsiyonu tanınmış yani onu söyleyebilirim. Orası abi. Boş abi bu arada.
Bu arada az önceki yazmalarda Horadrim diye bir şey geçti. Onu kısaca özetleyeyim. Bu Günah Savaşı diye bir şeyden bahsettik ama çok detayına girmemiştik geçen bölüm. Günah Savaşı özetle yani Sanctuary kurulduktan sonra bu sonsuz savaşın yani Eternal Conflict'in ya da Great Conflict'in dünyadaki bir yansıması. Yani Nephilim'a bu savaşın direkt... Yani tam yapalım abi bu arada. Aşağı katını oradayım. Lafını kestim kusura bakma. Yok estağfurullah neredesin? Yukarıda kapı var ya merdivenler. Onun yanına tam portlaştım. Yani Nephilim'a yani direkt böyle işte melekler ve şeytanlar arasındaki savaş hissedilmeden yaptırılmaya çalışıyordu. Hatta Tryon'dan falan bahsettim. İşte ilk şey adını siz söyleyin. Inarius Cathedral of Light'la buna karşı çıktı şiddetle falan. Bir saniye şu Kukaylutut'la şeye bakayım armora. Yok leş. Ve nasıl söyleyeyim bir nevi melek. Inarius bir melek olduğu için ve şeytanlar arasında, iblisler arasında bu üç büyük iblisin işte Diablo, Mephisto ve Baal'ın arasında dönen bir savaş haline geldi. Ve bu aslında bir soğuk savaş gibi başladı. Daha sonra artık açıktan bütün etkileriyle işte her iki tarafta gücünü göstermeye başladı. Derken arkadaşlar orada şöyle kısa şeyler gireyim. Hatırlarsanız Lilith'i... Ha yok abi öyle. Abi diyor ki ver parasını al işte, al itemları oyna diyor. Niye düşürmeye çalışıyorsunuz diye. Yok abi biz Tuna abiyle düşüreceğiz onları tek tek uğraşacağız. Velhasıl Lilith'i kapatmıştık. Lilith bir şekilde yani tekrar dünyaya summonlanıp yani Inarius'un yaptıklarını durdurmaya çalışıyor. Tabi o sırada cehennemin etkisinin farkında değil bilmiyor tam olarak. Ama Nephilim'i kullanmak istiyor. Nephilim'i kullanırken de hani ürkütmeden yapmak istiyor ve Layla isimli bir kadın, köylü kadın şeyinde güya işte halkı tarafından zulme uğruyor o sırada işte yardıma muhtaç falan şeklinde bir yabancıya görünüyor. O yabancının adı da Uldisyan Ildiomet diye geçiyor. Bu Uldisyan Ildiomet'i işte sürekli olarak işte ufaktan ufaktan gazlıyor. Sen şöylesin, sen böylesin, işte sen şusun, sen busun falan filan. Kendisine yardım etmesini sağlıyor ama tabii nasıl söyleyeyim? Lucion. Lucion bu arada Tryon tarikatının lideri. Hani üç büyük iblis göndermişti ya şeyde. Dünyaya Nephilim'ları ne derler manipüle etmesi için. Lucion da Mephisto'nun oğlu. Yani Lilith'in abisi. Yani orada brother ama big brother mı, küçük kardeş mi onu tam olarak bilmiyorum ben. yani hissediyor Lilith'in varlığını ve o da çaktırmadan Lilith'in bu oyununu bozmaya çalışıyor. Ve Uldisyan Ildiomet'i suçlu bulduruyor şeyde. Nasıl söyleyeyim böyle bir işte kilise şeyinde ne derler ona. İngilizce mahkemesi gibi bir şey düşünün işte orada. Aynen. Ve Uldisyan Ildiomet'i... mahkum ettikten sonra işte güya Lilith'i falan şey yapacaklar, cezalandıracaklar falan. Orada tabii arada detay hikayeler var. Dediğim gibi bizde mevcut öyle söyleyeyim es geçeyim bahseleri. Uldisyan deliriyor ve müthiş bir güç açığa çıkartıyor falan derken Lilith bazı gerçekleri ona açıklıyor. Ve hani aslında sen bu kadar güçlü bir karakter değilsin. Senin altındaki işte yatan gücü benden geliyor falan. İşte kabul ediyor bu. O gerçek ortaya çıkıyor. Uldisyan büyük bir hayal kırıklığına uğruyor falan. İşte Edrim deniyor tabii o dönemki yeni kurulan Nephilim şeyine. İşte Edrim'i topluyor işte gene işte gidiyor yollara düşüyor falan filan derken. Orada bir muhabbet patlıyor ve işte biz bu açıktan dönmeye başlayan savaşa Günah Savaşı adını veriyoruz. Günah Savaşı artık iyiden iyiye etkisini gösteriyor ve şiddetli hale gelmeye başlıyor yeryüzünde. Şöyle biraz geri adım atayım. Tezat'a mı? Ne ya? Adama sub yaptı sonra falan yaptı. Eyvallah abi sağ ol. Hoş geldin tekrardan. Velhasıl abi. Adam dayanamıyor. Üç ok bana saplamadan rahat etmiyor. Abi açıyı çok ayarlayamıyorum. Bir de yaratığın üstüne getirmeye çalışıyorum da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi identify düştü. Alırsın.
Nerede kalmıştım? Bazen de çok karıştırıyorum. Günah Savaşı inanılmaz karışık. Yani kitabından da anlamak çok zor. Ve Günah Savaşı'nın ben şeyini burada öğrenmiştim. Diablo 1'de. İşin güzel tarafı da o. Gene burada böyle bir yazmada anlatıyordu onu. Velhasılı Kelham, 3 gittin 5 gittin derken yani nasıl söyleyeyim, dünyalar taşının gücü zayıflatılmıştı Inarius tarafından ve Nephilim'lar insanoğluna evrilmişti. Az çok bundan bahsetmiştik. Tekrardan şeyi açmak istiyorlar. Adını siz söyleyin. Dünyalar taşının gücünü açmak istiyorlar ve böylelikle hani iblislerden kurtaracaklar dünyayı. İblisler artık Trine'ın yönetiminin söz sahibi olduğu ortaya çıktı falan filan derken olaya Ratma falan dahil oluyor. O konulara aslında girmek istemiyorum. Çünkü Ratma'nın hikayesi de bambaşka ve uzun. Diablo 4'te, Diablo 4 sinematiğinde o beyaz yüzlü bir abi var. Dikkatinizi illaki çekmiştir. Blessed Mother Save Us diyen karakter. Onun Ratma olduğu düşünülüyor. Ratma geliyor ve işte nasıl söyleyeyim, yani resmen Bulkatos'u ikna ediyor orada. Çünkü Bulkatos şu an hikaye dallanıyor, ben farkındayım ama dünyalar taşını koruyor falan. O da çok kadim bir Nephilim, Ratma'nın jenerasyonundan diyeyim. Velhasıl Uldisyan bir anda şeyi çekiyor. Dünyalar taşının gücünü çekiyor ve büyük bir patlamaya sebep oluyor. Bu patlama da cennetten duyuluyor. İşte Günah Savaşı'nın önemli ve can sıkıcı kısmı bu. Daha sonra cennetin haberi olunca Tyrael Baba bütün ordularını toplayıp işte adaleti sağlamaya dünyaya iniyor ve tam anlamıyla Ratma Nephilim. Ratma ilk Nephilim. Inarius'la Inarius'la şeyin Lilith'in ilk meyvesi. Evet. İlk aşk meyvesi. Meleklerle şeytanların böyle antinkundin bir ücübe ücübe. Diablo kazansa ne olacak yani, hikayede biz Diablo'dan yana olamıyoruz mu? Spoiler vermeyeceğim. Olacağız. Olacağız. Biz her zaman üç kardeşten yanayız arkadaşlar. Üç kardeşe yakın olun. ben abi şiddetli bir Riker takipçisiyim bu arada. Adam bir şeyinde söyledi yani savaşın nasıl sona erdiğini. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ethereal diye bir karakter var. Madem konu oraya geldi, ondan da kısaca bahsedeyim. Ethereal diye bir karakter var. Bu karakter dünyanın, yani evrenin tamamı zamanının, özür dilerim, evrenin zamanının nasıl sonuçlanacağını biliyor. Nefis. Ve nasıl biteceği de biliniyormuş şu anda. Güzel abi. Bitirsinler. Her efsanenin sonu gelmeli abi. Abi biz burada biraz yok, şeyden ziyade hani nasıl söyleyeyim, sonu gelecek mi ya da işte bizi işte nasıl söyleyeyim, Diablo 10 bekliyor mu, onun cevabı değil de biraz. Hani bu Eternal Conflict'in nasıl bittiğinin cevabı. Yani, ama sonuçta unutmayın arkadaşlar, hikaye anlatımında bir konflikt biter, başka konflikt başlar. Kesinlikle. Biz böyle mesele 3 kardeşliğiymişe dönebilir yani aslında hikaye. Ya şeye dönebilir. Anu tek değildi. Aslında aynı, belki yukarıda tahtında oturan satılmış Imperius olabilir yani mesela. Sucuk markası gibi geliyor üç kardeşler. Allah kahretsin. Ama yani böyle Hail Tree Brothers falan yani böyle. Ne yapayım abi, adam var demiş. Of, düşünsene sucukçu açıyorsun abi Kayseri'de. Böyle sucuk türlerin var. İşte Mephisto, Diablo Bell. Böyle biri acılı. Ondan sonra biri Bell az çok acılı. Ay iyice kafamı karıştırdınız ya. Nerede kalmıştım ben ya? Sucuk abi sucuk. Bell sucuk da ama değil mi? Bu overlordları kesiyoruz ha. Bunlardan iyi sucuk olur ha. Sucuk deyince aklım karıştı falan. Ya aslında bütün mesele sucukmuş gerçekten ya. Şey yapmak istemiyorum şu an. Ne abi, ben olacağım kadar oldum şu anda. Mangal sucuk dönüyor kafamda. Ne? Aa evet ya, deme. Anneme çok ayıp olur. Ben de yapmadım. Abi goldlar senindir. Goldlar hepimizin ya. Onu yok, ben sana çok ok saplıyorum şu sıralar. Payback olarak düşün.
Yani okuyor, hep sıkıntı yok. Bunlar, bu arada Overlord'lar oyunda en iyi experience veren ünitelerden biri. Yani şeyler, moblardan biri. En iyi Diablo 3'teki çılgın öküzlerden sucuk olur. Valla öküz... Diablo 1'de var mıydı abi? Cov var level. Var, gelecek. Cov level. Öküzler... Cov level? Ha şey... Hellfire'da bir bunun esprisini yaptılar. Hellfire Expansion'da. Şey var ama yani cow muhabbeti var. Yukarıda kasabanın yukarısında inekler var abi. Aslında oradan geliyor birazcık. Sonra bir versiyonu da koydular galiba ama çok emin değilim abi. Yani ben Diablo 1'de gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani ben ama de. Ama yukarıda inekler var. Durmadan basarsın üzerine, bu Warcraft'ta da ünitelerin üzerine durmadan bastığında böyle geyik muhabbetler yapar ya şeyler, Blizzard oyunlarında. WoW'da işte, Taurenler güzel sucuk olur. Diyorum. WoW'da Taurenler dediniz de mesela bir Blood Elf'e slash jog yazınca şey diyor mesela, bir Tauren'in yanındaysa eğer şayet o sırada. Şey diyor, en iyi hamburgerler Azeroth'ta nerede oluyor biliyor musun diyor. Thunderbluff diyor, gülmeye başlıyor orada. Çok kötü ama ben çok gülüyorum. buradan Tauren arkadaşlara kocaman kocaman özürlerimiz. For the Horde arkadaşlar. Yok abi, klasikte açtık Tauren'imizi. Hazırız. Ha şeyde Gen hasta mı? Gen hasta abi. Level kaç? Daha yeni, dün akşam oluşturduk. Kasacağız kısmetse. Retail'e biraz şey olacak ya. İhanet gibi olacak ama zaten yetişemiyoruz artık retail'deki arkadaşlara. Tauren duyarı önemli ya. Korkuyorum ben Wrath of the Lich King klasik gelecek diye zaten. Abi gelsin, orada da bıraksınlar bence ya. Orada bitirsinler artık. Klasik bitmiştir. İniyor muyuz aşağıya yani. Tarıyoruz mu da? Daha bir devam bakayım, aşağıda açılacak yerler var. Artık bu katları kasmamız lazım abi. Tamamdır abi. Tuna abi buradayken Sylvanas'a selamlarımızı iletelim. Sylvanas did nothing wrong. Tabii ki Sylvanas did nothing wrong arkadaşlar yani. Sylvanas will save us all. She will set us all free. Ya bir inanamadılar ya. Şu var ya, Alliance'ın içindeki bu acayip acayip tipler inanılmaz ya. Aha. Benim ya Sylvanas bana söyleyebileceği en müthiş şeyi söyledi ya. Sylvanas hata yapmaz. Toy soldiers in tin plates. Evet, anladın ya. Bu kadar yani. Hiçbir şey değilsindir ya. Resmen hiçbir şey değilsindir yani. Bayılıyorum ya. Yani direkt Alliance'a lafını soktu böyle. Sizi gide oyuncak askerler de. Teneke içindeki oyuncak askerler de. Aldım arkam abime. He? Ne haber? Ha, Up to Town. Ha, bunlardan bahsediyordum ben geçen bölümde. Direkt böyle şey. Bu 5. kata çıkıyor. Evet, bu 5. kata çıkıyor. 5. kata diyorum. Bu town'a giden katakombumuzun mezarlık girişi var bir tane. 5. kata gidiyorum da oradan 5'e iniyorsunuz demek istemiştim. Heyecanlandım kendi kendime. Onu açıyoruz değil mi? Hayır, oradan direkt çıkabiliyorsun. Mesela burada işte alt kata yani 6. kata inmeden oradan kasaba geçeceğiz. Town portal kullanmadan. Burada niye Butcher gibi şeyler var? Abi burada işte şey... Küçük deneyler yapılıyor burada abi. Kolay mı, bu kadar yaratık var aşağıda, onları doyurmak lazım yani. Halkın bir kısmını getireceğim, burada yemek yapacaksın. Demonlara. Diablo her şeyi organize etmişler. Diablo did nothing wrong abi. Diablo haklıdır. Diablo ama şey değil ya, Master Planner değil ya. Yani ama mesela Bale kadar da şey değil yani, öyle gereksiz özgüven patlaması da yok yani. Evet, Bale kadar ne derler? Reckless. Aceleci. Bale'ın o Harrogate'ın kapısında diyor diye böyle, I'll take your position into consideration. Yani, tamam canım, düşüneceğim. Hadi. Ondan sonra yürü git deyip bağırıyordu işte. Aşağıda bir yer var ama sen açtın mı orayı bilmiyorum. Bende kapalı görünüyor. Gitmişizdir ya. Gerçi bu bir sonraki town'a geçiş yeri şuradaydı değil mi? Town portu kullanmadan gitsek mi acaba? Bende iki tane scroll var istersen. Gerçi kullanır, tamam, o yukarıda gate'in 6. katı inişini orada kullanalım, bir town'a gidelim. Tamam. Tetris'le ağaçta geçtikten sonra benim gözümde müteahhite dönüştü abi, ne derse kurtar. Nasıl yani? Ya onun geyi dönüyor da işte otel yapılacak oraya diye. Değil mi böyle? Sylvan Spa, Sylvan Spa böyle
şey sıcak özel termal ağaç kabuklarını sırtınıza koyup dinleneceksiniz orada. Şey de var ama goblinler yapmış böyle bir tatil köyü gibi bir şey var. Pardon abi, araya girdim. Yo yo. Dediğim gibi şey var. Goblinlerin bir tatil köyü var. WoW'da. Orayı da yapabilirler bir otel. Sylvanas Spa diye. Sylvanas. Şimdi buradan klip evet. Alınlar. Sadece Sylvanas Spa dediğimiz kısmı. Sylvanas'a eşek dedi falan. Aa hayır, spa ya. Spa otel. Hayır biliyorum ya. Hani diyorum ya, tam orayı keserler şey. Şimdi diyorum. Hayır, düzgün kesin. Şimdi aslında bak, Bow of Brilliance var. 3K buna vereceğim. Neden biliyor musun? Ne abi? Dur bir dakika. Aa, bende vardı Magic. Hayır hayır. Şimdi Bow of Brilliance. Ha eyvallah. Kendini aldın. Tamam. Yok yok, şöyle bir şey yapacağız. Ben sana burada Healing ve Town Portal kitapları bıraktım aşağıda. Tamam mı? Evet, bunu tamam. Al abi. Bunu takıp yerli kitapları oku. Bu spell olarak geliyor. Manamız kadar Town Portal ve birbirimize küçük healer atabilmek için bu kitaplardan faydalanabileceğiz. Bak, okunabiliyorlar artık. Bu sadece çantada durması yetiyor mu? Bir dakika, ben zaten okuyabiliyordum abi bunları. Sen magic vermişsin galiba. Senin bow'unda mı magic var? Bakıyorum. Oku abi onları. Yok, şeyde var benim. Artı 8 magic, yüzük var. Ha, yüzük var. Okey, tamam. Okudum. Okay, olsun, boş ver. İyi, oku onları. Ne kadar vuruşu? 1-6. Bu benimkinden daha iyi zaten ama... Senin bow'una bir rework atalım ya. Senin bow'da sıkıntı var. Atayım mı yere? Koydum abi. Güzel bir bow bulmamız lazım. Neden? Bow yerde kalsın. Sendeki yüzükle birlikte totalde bu, artı 19 geleceğimiz var. Sana verdiğim başka bow abi. Sana başka bir bow verdim. Senin bow. Sana bir bow düşürmemiz lazım ya. Valla STR veriyor. Bir de senin az önce verdiğin bow'u takacağım. 1-6 damage oranı. İyi yayınlar, ben kaçtım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Görüşürüz Atakan'cığım. Diablo 3'te Blacksmith var. Itemları bonus experience veriyordu. Demek ki bu satıcının itemlarıymış. Sivas'ta Hobbit köyünün arkasında Diablo sıcak termal tesisleri de var. Sivas ya. Enteresan bir yer abi. Kuzenim orada şey yaptı. Nikahını yaptı. Ben de sanki Temmuz ayında ya dedim, Bodrum'a gider gibi üzerimde ince bir tane keten gömlek, altında şort, ayağımda şıpıdak terliklerle gittim Sivas'a. Allah kahretsin. Ayşe, bir tane dayı vardı, böyle yaptı bana. Oğlum sen şaşırdın galiba, nereye geldin dedim. Oturmuş ellerini böyle bastonun üzerinde. 1200-1300 rakımda olduğu için abi, Temmuz ayında gece 10 derece, 5 derece falan düşüyor ama. İnanılmaz ya. Genel olarak peki kıyafet dikkat çekti mi? Yok, sonra mecburen pantolona geçiş yapmak zorunda kaldım. O yüzden kurtardık orada ya. Yani böyle bir toto şey oldu. Tırtırladı. Çok kısa bir 5 dakika ben içeri gidip geleceğim abi. Tabii. Ondan sonra yolculuğumuz devam ederiz. Hedefimiz sana bir bow düşürmek. Güzel bow bul düşürmemiz lazım. Aynen. Ben hemen geliyorum. Şurada karakter bakayım. Hikayelere devam abi. Geldim. Tamam. Nerede kalmıştım? Sucuk. Ne yapmıştık? Günah Savaşı'nın sonuna doğru girmeye çalışmıştım. Günah Savaşı çok uzun arkadaşlar bu arada. Bulabilirsem ben size bulmaya çalışayım. Gerçi şöyle yapayım, YouTube'da dediğim gibi ben çok sevmiyorum YouTube'da var demeyi ama gerçekten YouTube'da Günah Savaşı diye aratırsanız benim kanalda çıkacaktır. Yani çok böyle karışık bir şey çünkü adı üstünde, yani Günah Sin War diye geçiyor zaten. Teksti de var bu arada. Günah Savaşı, hayatımız Günah Savaşı. Blog diye mi yazmışım acaba? Neyse, çıkmadı o. Ha, Eda.
Velhasıl arkadaşlar işte Uldisen İldiomet öyle patlayınca Tyrael'ın haberi oldu her olan bitenden. Şöyle size... Lan ben niye bu şeyi kullanamıyorum? Size teksti bulmaya çalışıyorum ama. Neredesin? Heh, buldum arkadaşlar. Lütfen mouse çalışır mısın? Eda, adamların köyünü kurtarıyoruz. Heal botunu parayla satıyorlar. Şey, çatışmadayım. Gitmem lazım. Hotsa gidiyor. Velhasılı Kelham arkadaşlar. Eda'yı çatışmaya gönderdikten sonra... Bu Ratma'dan bahsetmiştik. Ratma'ya girmişti mevzu. İşte Bulkatos izin veriyor Dünyalar Taşı'nın gücünün kullanılmasına. Dünyalar Taşı'nı kullanınca Uldiomet çok büyük bir patlamayla oradaki herkesi bertaraf ediyor ama Cennet'in de dünyadan haberdar olmasına sebep oluyor. Ve tam anlamıyla Great Conflict, az önceki yazmada okuduğumuz savaş, melekler ve şeytanlar arasındaki büyük savaş, Sanctuary'e yani bizim yaşadığımız dünyaya da yansımış oluyor birebir olarak. Ve Battle of the Golden Path, yani Altın Yolun Savaşı diye geçiyor olması lazım. Edrim, yani insanlar, yeni nesil nefalımlar, şeytanlar, cehennem ve cennet orduları arasında üçlü bir savaş dönüyor. Tabii Uldisyan orada yine büyük bir fedakarlıkla, aslında hani gücü yok, işte hep Lilith'ten alıyordu gücünü, o sana işte gücünü bahşediyordu, senin kendi bir gücün yoktu mevzuları her ne kadar gerçek olsa da büyük bir fedakarlıkla Dünyalar Taşı'nın içindeki özümsediği bütün gücünü her iki tarafı da, yani cennet ve cehennemi de geri yuvalarına ben işlemek için kullanıyor. Günah Savaşı da bu şekilde bitiyor ve Günah Savaşı'nın ardından büyük bir hezimete uğrayan cehennem aslında karışıklığa sebep oluyor ve bu da Dark Exile denilen bir şeye sebep olacak. Dark Exile dediğimiz şey de karanlık sürgün. Ona da şimdi büyük ihtimalle Tuna abi geldi yaptı. Doğru muyum? Evet. oyun oynarken, yani aşağıda zindan altlarına inerken değinirim. Dark Exile, Diablo'nun şu anki bulunduğu, yani Tristram Kilisesi'nin altında bulunmasının sebep olan olayın girizgahı. Ona da dediğim gibi ufak ufak girmeye başlarız. Neden zaten Diablo bir önceki bölümde de anlatmıştık onu. Yani bu sürgün ediliyorlar ya buraya bunlar. Evet. Soulstone'larla hapsedilip. Orada sürgünde işte aşağıda. Ve zaten kitapta var. Tom çıkacak tahminen karşımıza. Dark Exile'ı anlatan. Küçük böyle bir kitap. Yine dış sesimiz güzel güzel konuşacak. Bize diyecek işte bu Dark Exile böyle bir şeydi deyip. Şimdi bakalım. İşte o hani kata. Dark Exile'ın sebebi oluş... Sebebini nasıl söyleyeyim? Hani alt sebebi diyeyim ya da kök nedeni mi derler, kök sebebi mi derler. Onu aktardım, anlatmaya çalıştım özetle. Çünkü o yazma tamamen hani böyle bir şey yaşandı. Ondan buraya geldiğe getiriyor biraz. Onun mesajını vermiş oldum. İyi akşamlar, bundan sonrası benim için YouTube'da. Tamamdır, teşekkür ediyoruz. YouTube'da bunlar için var. İkimiz de mi giremedik ha? Aynen, bu arada bir sıkıştı. Bir tane 7'ye inişi bulduk direkt. Goldmanlar. Aa, burada Gold Shrine'lar var. Aynen. Günah keçileri burada arkadaşlar. Oo, okçuları gelmiş. Bunlar da ne illettir bu Warrior için ya. Bu Gold Shrine'lar da random bir efekt veriyordu. Normal shrine gibi. Çok hatırlamıyorum yani. Biraz böyle take it as your own risk kafası var burada. Bunlar da eskiden insandı. Abi biliyorsun değil mi hikayesini? Sonra da buna bu Goldman'ın hikayesini bilmiyorum ya. Bunlar şey diye geçiyor. Yani Heroes of the Storm biliyorsun. Hı hı. Umbaru klanına mensup o da. İşte doğaya tapıyorlar falan, doğa güçlerine inanıyorlar falan mevzusu geçiyor. Viserai diye bir büyücü klanı var.
İşte onlar iblis ruhlarını çağırıp bu ormanda yaşayan Umbaru klanının içine sokuyorlar ruhlarını. İblis Ha, ruhlarını. Saruman gibi. Sarumanı işte o urukları yaratıyor yani. Bir nevi yani işte o insanların içindeki şeyler bu forma sokuyor daha sonra. O büyük ihtimal hani burada ürkek bir goat vardı ya az önce sen bahsetmiştin abi. Onun hikayesi de hani aslında oradan geliyor hani. O işte dövüşmek istemiyor falan. Şöyle gibi hissettirmiyordu bize ama sonrasında. Abi Karbot'ta onun bir animasyonunu yapmışlar izleme şansın olduğunu. Evet ya. Çok iyi Of, ya. çok iyi ya. Orka dönüşen elf gibi. Yani o şeyi bozuyor. Hani orka dönüşen elf muhabbetinde adam elfi bozuyor orada. Ha, burada insanı bozmuyor da direkt onun yani bedenini kullanıyor. İşte bunda şey abi işte böyle acayip acayip şeylere tapmaya başladıkları için formu uğrayan işte God kavimi bunlar. Anladın mı? Bunlar tersine evrilenler. Arka tarafta. Bunlar yoldan çıkan. Ama yani şeyden de görüyorsun işte Nazi Bodan'da hiç uslanmamışlar yani. Hala işte Spirits, Vispa falan diye konuşuyor yani. Bu arada demin şey konuştuk ya hani Diablo çok master plancı değil diye. Evet. Aslında çok çok büyük bir master planı var yani. Her consume ettiği bedenin bir nefalem olması. Hani her seferinde aslında bir öncekinden daha kuvvetli geri geliyor olması falan. Hani ve bunu yani o Soulstone hapsini çok iyi değerlendirmiş mantıken baktığında. Yani evet ama benim düşüncem tabii bu. Mephisto daha böyle master planner bir adam şeye göre. Diablo'ya Ya göre. tabii ama mesela şöyle bir olay var. Şeye baktığında Diablo 3'e geldiğimizde de gerçekten orayı konuşacağız ama işte bu bizim şey oynuyoruz ya biz işte Leori'nin büyük oğlanı mesela benim Warrior karakter. İşte bunun sonra Adria ile birlikte olayları ve sonra Diablo 3'teki garip kuvvetlere sahip genç arkadaşımız Uncle Cain, işte Deckard Cain'in ona bak göz kulak olması sonra işte Adria'nın neyse yani çok şey yapmayacağım. Tamam. Girmeyeceğim oralara. Ya böyle oralara girince bir anda Diablo birden çıkıp şeye dönüyoruz ya. Diablo 2 5 2'ye konuşmaya giriyor. başlıyoruz bir anda. Evet. Liyah Nephilim mı Tuna hocam? Her doğan insan Aa ben Tuna hocam özür dilerim. Ama cevabı vermiş Ya oldum. buradaki herkes aslında Nephilim olarak geliyor ama işte bu yolda kaybedilen güçler, bu taşın gücün ortadan kalkması, ıvır zıvırlar bilmem neler hepsi bize şeye çeviriyor. Human ırkı oluyoruz sonunda yani. Ama işte unlock edersen senin de içinde tatlış bir güç var promisini veriyor oyun her zaman. Yani Ayda sen de bir Nephilim'sin. Ayda bir nefere mi var? Yok abi artık gece esprilerini şey yapayım bunları. Üzülüyorum. Gülmeyi kişi ısırıyordum dilim aslında. Aşağı inmiyoruz, değil mi? İnmiyoruz. Aslında normalde şu anda Tyrael Ayda ama yani soru evet sustum. Spoiler oluyor çünkü. Evet, nefelim herkes. Herkes bir nefere mi arkadaşlar bunu? Yok ya düz ay. Ya bu düz dünya düz ay lütfen arkadaşlar. Yani Sanctuary de düz değil. Valla Sanctuary bayağı düz değil ya. Ama yani Diablo'da hep biliyorsun şeyler ya böyle. Marius Diablo 2'de şeyi anlatırken, bu Dark Wanderer'ı anlatırken. İşte he traveled east. Always to the east diye anlatılıyor Ya böyle. şeyde de vermişler ya onu. Bak tüylerim diken diken yaptın abi alacağın olsun. Ya Resurrected'ın sunumunda da vermişler ya. Tabii Ya yani çok ama iyi ya öyle. o. Bayağı canım gitti ya. Ya Katlar şuraya böyle zaten kapı iyice koymanız karanlık gerçekten. artık.
Çok dar olduğu için buralar sıkıntılı ya. Evet. O yüzden olabildiğince seninle aynı hizada kalmaya çalışıyorum. Karanlık yüzünde vardır eminim bir nefalım. Neyin? Dünyanın mı? Ayın ama. Oo. Oho. Ben de jetonun köşeli, aşırı köşeli olması. Ay arkadaşlar siz olun. Hiçbir zaman beyaz yaka SGK'lıya bir espri yapmayın. Anlamıyor çünkü belli bir saatten sonra. Çünkü şu an sen hala vanaların vidalarını eşit aralıklarla düşündün mü, ona bakıyorsun değil mi? Some engineer problems diyelim bunlara. Ya abi bazen böyle şey yani normal gündelik hayatta gördüğüm şeyleri öyle düşünüyorum. O çok kötü bir şey ya. İşte bunu nasıl yapmışlar acaba? Bunu ben daha iyi dökerim falan. It's too boring, man. It's too boring. Ben burada bunları kapıda bozdum abi. Go to mekaniğine. Sağa doğru bana gelirsen. Yani Ha gel ben sana da de birilerini şu burada cırkıtırsın. bir yer buldum, temizliyordum. Adam yok, yok sıkıntı yok. Ben baya böyle çok baga soktum goatları. Baya şu an haçlar falan var. Mezarlık olsa gerek. Kitap yok, bir şey yok. Bomboş çıkıyorum. Armor stand onlar. Bir tanesi üzerine armor falan olabilir onların. Ha bomboş abi ya. Level aldım. Arada strength, bu sefer strength'e ver istersen, zırh giyerken problem yani. Sonra şey demesin karakter. I can't use Butcher'ı öldürdük. Geçtiğimiz bölüm öldürdük. Hatta ben şeyi o cheese taktiği falan doğru düzgün yapamadım falan ya. Delirttim burada Tuna abi. Sonra aldım elime çakıyı. Geçtim Butcher'ın arkasına. Stak çak çak çak. Tuna. Sen neredeyken? Ben Tristram'dayken. İşte Dark Wanderer'ın Diablo'yu saklaması gibi içimizde tutuyoruz Nephilim'i. Bak, armor stand'in armor var burada. Aa görmemişim o zaman. Oo, ring mail verdi. Nice. Ben şu an Diablo 2 en sevdiğim warrior görseline geçtim. 3 tier şey var. Soldan gel abi. Bak, şeklim şüklüm değişti. Aa evet. Footman gibi olmuşsun ama abi. Cem işte şey, milattan 1200 Breton Warrior. Ya benim öyle derime bakma yani Alliance oynarsam mutlaka şey yapıyorum ya. Bir tane Footman transmogum var. Onu giyiyorum. Aa, direkt Toy Soldier in Team Plate geziyorum diyorsun ha. Evet. Yani daha böyle nasıl söyleyeyim? O fantastik evrene o adapte olabiliyorum. Paç 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 paç. Ben bu gargoyle'ların mimaride kullanılmasına hayranım ya. Çok aşık falan olabiliyorum yani öyle yapılara. O gotik dönemin o teması çok hoşuma gidiyor yani. Adam bir de bunu yani şey o Oyun mimari dünyasının şekli içerisine verebilmiş yani. suluk için kullanıyor ya. Suluk. Ya evet öyle deyince biraz tuhaf oldu ama hani su gideri diyeyim. Su drenajı. Aynen, strength'e ver arada. Ha O 3 30 point 30. verdim. Ya galiba 50'ye kadar falan yetiyor. Strength. Gerçi o kadar. Mesela benim şu an üzerimdeki ring mail'in 25 strength yetiyormuş. Tamam, güzel. Yeter, 30. Şu an için iddia etsen de abi. Bu arada şu an tahminimizden bayağı hızlı ilerliyoruz ha. Sayende ağam. Leoric'ten sonra böyle bir şeyimiz açıldı. Bahtımız açıldı. Dün akşam öyle demiyorduk abi. Valla yani. Çok küçük bir gitmediğimiz bir yer kaldı. Oraya bir gireyim.
Asıl bebeğim mouse'a. Ya aşkım, I'm fucking playing too, you know? Yok tamam bebeğim, oyun oyna, oyun oynama demiyorum. Oyun oyna da daha yani yarın yine oynayabil mesela aynı mouse'la. Yani tek kullanımlık mouse olmasın. Her Hearthstone maçında. Şakada. Yarın yokmuş bence gibi asalıyor. Bence bir tane şey mouse al yanına. Fırlatmalık. Çok var. Bitti sanırım bu kat ama. Evet, burayı da bitirdik. 7'ye doğru iniş. 15 kat mı var demiştin? 4 buradan. Yukarı mı çıktın sen? Yok şu düz devam. Soldan, sol alt, sol alttan devam. Soldan. Yok, bende öyle bir animasyon göründü ki sanki üst kata çıkmış gibi göründü. Ha, ben bir anda yanından böyle şimşek gibi geçmişim onun. Gerçi yapabiliriz burada bir Town mu? Town yapalım gene. Tamam. Ben Bow'u bu araya bırakacağım, bir de bu ara çantam değer kaplıyor. Ha tabii, Town'da bırak o tür şeyleri ya. Buraya her geldiğimde aynı müziğin başlaması. Çok iyi ya. Bana da bir... Tüylerim diken diken oluyor. Aşkım sen premium item bir şeyimiz var mı ya? Aşkım Tristram müziği çok farklı bir şey ya. Evet Eduş. Aslında ben senin birkaç fikrini almak istiyordum da. Ne konuda? Ya Diablo'nun hikayesi konusunda. Diablo'nun hikayesi mükemmel. Tam bunu mikrofona söyle. Okay. Diablo'nun hikayesi mükemmel. Hatta World of Warcraft'tan çok çok daha iyi. Diyorum ya, günümüze daha yakın olduğu için bilmiyorum ama. Günümüze daha yakın. Felsefik açıdan beni daha çok çekiyor. Yani şey mi böyle... Nasıl söyleyeyim yani günümüzdeki derken hani gerçek yaşantımızdaki evet, inanışta evet, evet. Melek ve şeytan olgusunun üzerine kurulu olduğu için mi? Ya mesela evet. World of Warcraft'ta kıyaslıyorsun ya, aslında World of Warcraft'ta bütün insan olduğunun bugüne kadar görmüş geçirmiş olduğu bütün şeye işte inançsal, tarihi, mitoloji, efsane o tarz şeylere dayanıyor yani. Onlar da yoktan tabii var edilmiş bir Haris Pilton var bir kere ya. Ne abi? World of Warcraft'ta Haris Pilton diye karakter var abi. Bütün yani gerçek dünyaya Paris dokunmuş. Hilton, Eda anlamadı ama. Pardon. Abi bilmiyor musun? Hayır. Abi bir tane gnom var Haris Pilton diye. Ya çok iyi ya. Paris Hilton'un tam tersi bir şey. Mavi gözlü sarışın bir tane gnom. Şey de vardı. Harrison Jones var. Indiana Jones'tan Harrison Jones var işte. En bombası Burning Crusade'de Nagrant'taki bir tane göletin içerisinde küçük bir ada ve içerisinde Lost dizisindeki Hatch var. Hatch kapak var ya. Hatta şifresi de o yani Lost dizisindeki şifrenin rakamlarının biri sonraki. Evet aynen baya. Ben baya liste yapmıştım. Bununla ilgili de bir video yapacaktım işte. Hani popüler kültürdeki referanslar nedir diye şeyde WoW'da. İşte kısmet olmadı. O sırada senin dediğin gibi Vana'nın deliklerini doğru koydun mu diye düşünüyorum. Kesinlikle çok aşağılık. Ya ben şey... Ya Cennet Cehennem Melek'te bir şey yanımda... Sen gire abi. O peki, zaman level 7. Eda sana şeyi soracağım. Leoric. Hayır Leoric değil canım. Ya mesela Diablo'da kesin bir kötü yok. İşte zaten, yani zaten Maltiel mesela şeyi gösterdi yani bunu net bir şekilde. Yani abi, sence bunların asitlerin üzerine durma. Damage yersin bu arada. Öldükten her şu B sarı şey mi diyorsun abi? Onlar tükürenler abi. Öldürüp ortalığı birbirine katıyorlar. Tamamdır. Hani bir de onlardan şu army gelecek. İnanç kültürlerinde yani Tuna abi sen de senin de düşünce merak ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi yani? Nedir? Hani işte nasıl söyleyeyim Morningstar'ın iyi olma ihtimali var mı yani? Kesinlikle var. İttifak
Sabah yıldızı mı? Yok yani şeytan böyle şeytan deyip tepki çekmeyeyim diye şey yaptım ama. Morningstar'da yediğim şeytan olmasın. Ben falan böyle direkt benim için o böyle topuz olduğu için, weapon olduğu için. Ama doğru söylüyorsun, Gürze seher yıldızı da diyorlar şeyden dolayı, şeklinden dolayı. Tamam, hayır şey zaten Dungeons and Dragons'ın Türkçe çevirisine vardı o. Seher yıldızından önce bir ara böyle bir sabah yıldızına falan döndü onlar böyle. Ama yani şey çok komik oluyor abi Türkçe çevirinde. Suratına seher yıldızıyla bir darbe indiriyorum deyince böyle olmuyor yani o, anladın mı? O şeyden kopuyorum bir anda, roleplay'den çıkıyorum. Evet o da evet bence de. Ama o yeni bir çevirimi, ben yeni bir yani döneminde de öyle denildiğini biliyordum. Öyle öyle yani hani işte öyle garip garip şeyler var. Ben onları abi gürs, topuz hani biraz daha böyle yahu ilerleyin. Orada ben bir kapı açıyorum. Glitch mi var? Gecikme mi var? Oha. Peki Blood Elf'lerin harem kültürleri ve Silvermoon şehrinin müziğinin Mecidiye Marşı'na çok benzemesi. Bunu hiç fark etmemiştim. Orada Mecidiye Marşı, Arda Bey'in bilmiyorum. Dördüncü Murat'ın gürzü 30 kilo. Tamam, dördüncü hangi, Murat da... Hangi gürzü? O savaşa girmiş ya. Biliyorsun insanlarda birkaç tane gürz olabiliyor. Ama işte o şeyin bir ayrımı vardı diye çarpıyorum, onu düşünüyordum ben. Gürz, işte seher yıldızı, biri işte zincirli oluyor falan, yanlış mı biliyorum? Ya işte yani flail'ın Türkçesini ben de bilmiyorum yani. O, hiç o gürz de. İşte. Flail. Ama yani zincirli topuz da diyebilirsin abi. Yani de işte diğeri seher yıldızı diye geçiyor diye biliyorum. Sizde 3P kiloluk gürz düşer umarım bir yerden. İyi bir şey bu. Evet. Dördüncü Murat'ın dürüzü. Dördüncü Murat'ın dürüzü. Ya onlar ne kadar kolpla öldürüyorlar ya. Gerçekten bütün böyle şeyler kolpla öldürüyorlar. Ya şu gargoyalılar da saldırmayacaksan niye varsın şu oyunda ya vay arkadaş. Gidiyor oraya konuyor. Onun olayı taşa dönüşü olması ya. Evet, mitomadiyen şey kalmak istiyor. Karanlıkta taş olarak kalmak istiyor. Karanlıklar kralı Lucifer abi. Onun da hikayesi şeyden geliyor ya işte o güya gotik kiliselerdeki... o işte az önce bahsettiğim gargoyle olayı, işte onlar gündüzleri taşa dönüşüyorlar güneş ışığından dolayı. Evet. Geceleri de işte şey, hani çevreyi koruyorlar falan muhabbetinden geliyor. Acaba onun... Kralın ganimetini koruyorlar onu. İnanış nereden geliyor tam temeli ama? Korku psikolojisi abi işte yani. Terör abi, Diablo oralarda varmış işte yani. Gece halkı sokağa çıkartmayalım. Ne olur ne olmaz. Bir de bunların ölçüleri falan var mesela işte Süleyman'ın bir ayağı, Süleyman'ın iki ayağı diye geçiyor. Ne? Süleyman peygamberin inanışa göre yani şöyle söyleyeyim. O gotik dönem mimarisinin her ölçüsü işte payandaların yüksekliği, işte atıyorum kilisenin iç yüksekliği ya da işte gargoyların boyları falan. Bunlar hep Süleyman'ın ayak ölçüsüyle orantılı olarak yapılıyormuş. Ben kaç Süleyman'sın? Hatta işte o döneme göre, inanışa göre işte en büyük şey mabet, Süleyman'ın mabediymiş. Onu geçmeye çalışırmış bütün kilise yapımı mimarlar falan. Bu Fire Clan'lar da gerçekten... Evet, çok vuruyorlar abi, ben şu an seni hayal edemiyorum ya. İşte zaten şey de var, sadece onlar da vurmadığı için... Bana laf söylüyor. Aşkasın. Ama ben şu tarafa vuruyorum sana gidiyor. Oo bir sarı item'ımızı daha alıp. Kafanda miğferin var mı senin? Mavi. Kaç armor var onun kafandaki? 4. Ama hayvan gibi hit point veriyormuş, tamam güzel o. Kalsın abi. Tamam. Ben kendimi hilledim ama scroll denedim.
Benim Yasin kafamın üzerindeki topu görüyor musun? Evet. Mana Shield. Bir tane scroll buldum ben de, onu açtım arka tarafta. Önüme geçiyorsun. Ay. Abi. Biliyorum ya, işte tanklamaya çalışıyorum, ondan bütün derdim. Senin oklar da hedefini bulmasın diye. Yani. Sonra roglar işe yaramaz falan diye garip yorumlar atıyorsun. Şey, bir önceki yayında öyle dedim ya, işe yaramaz ya bu dedim. Hayır, bu arada yani yücelseydin gene aynı şekilde bayağı çıldıracaktın tabii. Çünkü skill shot olduğu için buradaki büyüler Arrow gibi. Yani tutturamadığında gerçekten büyük bir derde dönüşüyor. Hep senin yüzünden Ayda. Neden? Ateş attın beni. Hatırlattı, ne güzel unutmuştu o. Yok yok, ben artık bunu gördüm ya, unutmam. İki. Bak, az önceki bütün kalkan sesi benden geldi. Çiling çalong çulung. Sana şöyle güzel bir ok bulalım da. Bir rahatla burada. Of, kalabalığa gel. Bunlar işte inançsızlar. Yoldan çıkan insanlar. Bunlar keçi kavmine döndüler. Aslında acıyorum abi ben bunları işte, diyorum gibi. Kendi istekleriyle olmuyor ya. Yani çoğu inanış da herhalde herkesin çok kendi isteğiyle olduğunu düşünmüyorum yani. Mana Shield geldi gene. Aldın mı abi? Aldım. Şimdi bu arada bende çok da güzel bir rob geldi. Book of Lightning. Aa, bunu da okuyayım ben. Yapıştır. Bir deneyebilirim değil mi? Tabii canım. Var aşağıdan, seç Lightning'i. Cazırdat ortalığı. Multiple Ok. Amazon skill'i ne tarafa sıksa sana gidiyor oklar. Daha dur, ben multishot gelsin bir. Multishot gibi bir şey var değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Bunda yok. Aa. Bunda mesela fire, özellikle bir bow aldığında fire atacak. Lightning aldığında lightning atacak sadece. Peki bu büyüler sana değiyor mu? Evet, öğrenmiş oldum ben incelde. Çok sormaya gerek yok sanırım. Bir saniye abi, mallığıma ver. Resurrect'in var mı? Ona bakacağım. Şu klanları bir temizleyeyim. Olmadı, benim item'lar düşmüş olabilir. Resurrect scroll düşmüş olabilir yani. Hah, var. Güzel, beni bulup cırklatırsan. Diablo 2'de multishot vardı, strafe vardı, guided arrow vardı. Ekim. Tamam canım. Kaldırdık işte. Too much baggage mi? Yok canım. O ne oldu? Aa, inanılmaz. Muhteşem bug'a gel. Ne oldu? Öldün mü? Tam portal açsana, geliyorum. İnanılmaz bir bug buldum oyunda. Hiç No, ben hiç anlamadım. Bir dakika, şu anda... Abi tekrar öldü. Evet, ikinci kere öldüm. Anlatacağım şimdi. Geliyorum ve anlatacağım. Dur, ben oradan ayrıldım. Pot alayım. Aa, enteresan. İnanılmaz bir bug buldum ya. Wow, what can I do for you? Hiç güleceğim yoktu gerçekten ya. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyordu ya falan. Hala şaşırtıyor oyun. Arkadaş. Ne oldu, sen anladın mı? Ha, hiç anlamadım ha. Bir ayaktaydı, bir şeylere bakıyordu. Pıt diye gitti karakter yere. Bir anda iniverdi aşağıya. Of, muhteşem. Muhteşem oyun ya. Anlatacağım, çok güleceksiniz arkadaşlar.
Bir aşağı inmem gerekiyor ama onun için. Geliyorum. Ben seni korurum abi. Az önce öldüren adam. Tamam, ben bir cadıya gidiyorum şu an. Hemen inme aşağıya da senin portalı kullanayım. Tamam. Aa, bunu bana mı attın abi? Wisdom Warp? Ha, bana düştü. Eğer senin işine geliyorsa tak abi üstüne. Abi, artı 15 şey... armor class var. Büyücü klası için değil mi abi bu? Yok, sorun değil. Şey yap. Armor klası yüksek. Fazladan mana falan veriyor. Aa evet, benimkine göre benimki 12 armoru. Artı 15. Sen onu giyebilirsin yani. Strength bir C'ye de bas abi. Şimdi böyle takıp değiştir. Aradaki farkları daha rahat görürsün. Senin to hit ve damage'in artıp artmaması üzerine. Yani hangisinde damage'in ve armor'un daha yüksekse onu bırak. Tavsiyem olur. Ha, strength'imi düşürüyor biri. Açıkçası şu damage şu an 9-14. Eskisi daha iyi. Okey, o zaman onu tut abi. Evet, lightning resist veriyor, ekstra başka bir şey yok gibi, biraz mana mı arttırıyor, magic veriyor. Ama lightning resist 12 9. kattan sonra falan farkını hissedeceğimiz şeylerden birine dönüşecek. Tamam, dursun yerde. Bu arada bu GOG versiyonu için bayağı değişmişler oyunu ha. Bunu söyleyebilirim. Nasıl, ne gibi değişiklikler var ki? Ya bu itemlar çok düşmez normal şartlar altında. LAN'da oynadığımız için de olabilir bu arada. Yenisi onu al. Çok önemli abi. Yenisini mi takayım istiyorsun? Tamam. Moving, bu da burada dursun da. Bu da fena değil çünkü. Yani hiç güzel bir bow değil ya. Bow of swiftness. Fast attack aslında 7k. Hiç güzel bir bow'un var mı premium şey? Bow of swiftness var işte. O bak, Crimson Bow of Shock. Evet. 13k direkt alalım onu sana ya. Alamıyorum. Alacaksın, gel. Damage'i 1.10 abi, düşük ama. Senin şu an damage'in 1.6 abi. Bakayım. Artı Lightning Arrow veriyor, 1.6 daha var ekstra. Şey abi, paranın üstüne basıyorsun. Kağıdı çekemiyorum şu an böyle. El ayağa düştü bu para be. Böyle bir şey işte, inanılmaz yani. Crimson Bow of Shock, değil mi? Evet abi. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir 15k verelim, arada lazım bu tuşlar. Bunu da yere atıyorum. C'ye aç. Bak farka bak, C'ye aç. Damage'ın farkına bak. Oo, 8-17 evet. Her bir okta 8-17 bayağı iyi bir rakam yani. Bunlar bow'lar şimdi kalsın burada. Acil durumda bir şey lazım olduğunda. Ölürsek mölürsek diye diyorum. Tabii. Bak gel şimdi, neden öldüğümü sana anlatacağım. Ha evet, o mevzu. Sen her şeyi aldın mı? Aldım. Abi üzerimde sen beni resurrect ettiğinde bir hit point'te kalkıyorum. Tamam mı? Tamam. Bir hit point'im var. Benim bu Black Oak Shield var ya, onu taktığımda -10 vitality oluyor abi. Oo. Bir anda -10 vitality'lik hit point benim normal var olan bir hit point'ten düşüyor aşağıya abi. O yüzden ben bunu takar takmaz yattım. Aa, saçma değil mi o ya? Çok saçma tabii ki. Of, süper saçma hatta yani. Ama şeyi güzel düşünmüşler aslında ya, öyle bakacak olursan da. Evet evet, muhteşem, hoşuma gitti bu arada yani. Hani zarar veriyor sana, evet. Başa... Oh, oklara bak, nasıl ok sallıyor artık. Vallahi bunu da sana vuracağım diye çok korkuyorum. Yiğitçim, görüşürüz. Bu ara bizi haberdar etmeyi unutma. Hala haber bekliyoruz bak senden. Seviyorum, öpüyorum. Duyuyorsan bizi merakta bırakma, tamam mı? Hayırdır ya? Açamıyor muyum? Ha. Artık lightning bolt atıyor her yere. Aynen. Tam olarak öyle oldu. Dodge'ladık ama onu, her nasıl yaptıysak.
Bak artık sen taşıyacaksın rahat rahat. Ben böyle takılacağım. Vallahi geçen Eda'ya öyle dedim. Dedim adam beni taşıyor oyunda. Dur gideyim de biraz karakteri kasayım dedim. Ya ama şeyi çok güzel yapmışlar abi, yani 96 yılı oyunu diyorsun eski falan dersin falan ama yani. Giriyorum bu karakteri kasıyorum ya, hani sen de devam ediyor. Normalde şeyi beklerdim işte. Hani sen oyunu açmadan benim oyuna giremiyor olmamı falan beklersin. Yok karakter, ama işte o da hilenin önünü çok açıyordu abi. Ya karakter save'leri dosya olarak var olduğu için onu böyle editleyip karakterine her şeyi takabiliyorsun aslında yani. Tuna ama abi Diablo 2 oynayabilseydik onlar direkt yakalanıyor. Diablo 2 remake ne zaman çıkacak tahmini? Diablo 2 remake. Daha ne technical alpha yapacaklarsa bayağı bir kısmını bitirdiler demektir. Alpha. Technical alpha değil mi bize? Technical alpha. Böyle mi? Technical alpha. Tabii. Technical alpha lazım yani. Eğer öyle bir şey denk gelirse seninle birlikte yorumlamayı çok isterim abi, bilgin olsun. Tabii tabii. Ya orada zaten eğer bir de skill sistemini falan sadık kalacaklarsa şeye, gerçekten Diablo 2'ye sadık kalarak devam ederlerse. Ya özellikle yani teknik anlamdaki zaten iyi hikaye örgüsü büyük ihtimal aynı kalacak. Kronisos teşekkür ederiz. Hoş geldin. Bulacağız, bulacağız, onu bulacağız. O teknik vallahi şeyini, yorumunu, birçok şey değişecek çünkü abi alt tarafta. O bir iki görsel yayınladılar ya. O görselde de şeyin arayüzün özellikle en başta çok değiştiğini görüyoruz. Ya quality of life update'leri gelir bu arada. Yani o ayrı. Yani şey düşün abi, Diablo 3'e de repair all butonu iki şey sonra geldi abi, update sonra geldi yani. İşte o yorumlarını merak ediyorum ben asıl. Yani bir game... Onları böyle side by side comparison yaparız ya. O bir oyun tasarımcısı yani olarak bu yorumun... Ya ben böyle işte güzel olmuş diyeceğim böyle. Ya. Lafını kestim de şey, gain'deyiz birazcık. Yani Blizzard ekol oyunlar üretmiş firma. Şimdi para kazanmak için aynı oyunları tekrar remaster ediyor. Niye yeni oyun yapmıyor? Sinirimiz var yani. Yok değil bu arada. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani yeni oyun bekliyor abi insanlar aslında. Böyle yani herifler, ben bu BlizzCon'da gerçekten çok bekledim yani. Böyle Heroes of Storm'u reboot edeceklerini ya da işte ne bileyim böyle bir StarCraft 3 sinematiği falan var ya, ben sosyum şirket hisselerini 5 katına falan çıkartırdı yani. Ben de başvurdum. Çünkü... Evet abi, mutlaka opt-in yapın sitesinden. Ben de şey, bu yeni bir oyun var diyorlardı. Böyle bir spekülasyon vardı o konuyla alakalı ama hiçbir şeyin çıkmaması biraz şaşırttı o anlamda. Yani evet, ben paylaşırlar diye bekliyordum ya, böyle tam şey, tam zamanı çünkü yani BlizzCon show time abi. Hayır, bir de genelde mesela Blizzard hani leakleri genelde çıkıyor abi, hani öyle ya da böyle. Hani o leaklerden böyle şey, Fever miydi? Neeway miydi? Dur, Fenway özür dilerim. Çok özür dilerim. Fenway diye bir oyun geliyor yeni. Diye bir muhabbet vardı ve bayağı mesela işte dediğim gibi birçok içerik üreticisi de bu konuyla alakalı iş yaptı. Yani gelmedi enteresan bir şekilde. Ama bak Sinwar'ın wage'lerine geldin. Kitabımız geldi. Şunu açayım bir okusun. Aynı şeyi okudu. Eternal Conflict okudu abi şu an. Tamam, bir öncekinde ha. Ölümlü toprağı düşünü anlatıyor bunu. Evet evet. Sin War'u anlatıyor işte. Disguise'ı saklanarak işte gizli bir şekilde ölümlerin gözüne gözükmeden bu savaşı sürdürüyorlar diye. O az önce Tuna abinin söylediği işte insan kılığına girmiş şekilde dediği şey, benim bahsettiğim Trion kilisesi var ya, üçlüye adanmış olan kilise, ondan bahsediyor. Yani Lucion işte o üç büyük iblise tapınma şeklinde bir düzen kurarken böyle normal gayet insan rahipleri falan var. Hatta oyunda da böyle insan şeylerini görüyorsunuz, priestleri. O burada ondan bahsediyor ve işte o
cennet ve cehennemin arasında dönen savaşın buraya yansımasını işte günah savaşı dendiğinden anlatıyor. Bu oyunlarda bir tek burada böyle net bir şekilde geçiyor. Bol düştüm orada. Evet, mesela şeylerde Diablo 2'de gerçi arada var mıydı kitap hatırlamıyorum da bayağı oldu çünkü onu. Diablo 4'te bunların eksiğini ben çok çekiyorum abi, biliyor musun? Yani bu tarz böyle hani yan tarafta sağda bir tane Deckard Cain kafası çıkıyor, konuşuyor. O çok mutlu etmemişti beni yani. Bu kitapları böyle bulup okusak hani bu his devam ediyor olsaydı çok güzel olurmuş bence Diablo 3'te. Aslında ediyor ya abi. Hayır ama yerde kitabı buluyorsun. O kitabı yerden alıyorsun. Sana ekstra XP veriyor. Yani o kadar gereksiz bir bonus veriyor ki orada bir de yani hani. Evet, oyuna hiçbir katkısı yok aslında. Ya şey böyle. Aa okey, okuma yazma biliyorsun, o zaman 500 XP kazan, bence gereksiz bir hareket yani. Öf öf öf. Mamomenler geldi. Mama Demon'lar. Ah. Haydi bakalım. Ben bunu kapıya çekmeye çalışıyorum. Bu da kaçabildiğin kadar kaç abi. Gerçi ama senin çok gerek kalmadı. Yeni Bov'un sağ olsun. Evet, bayağı biçtim. Yani Bov rahatlattı bizi ya. Böyle gerekli bir 13K'lık alışveriş. Ya işte o tohum şeklinde Şey, olsaymış, al onları bebeğim. böyle seslendirmişler zaten. Bari bir kenara koysaymış çok güzel olurmuş. Bir anda palazlanırlar. Arabata gibiyim maşallah. Vallahi sonradan açıldı Brock. Daha işe yaramayazdan işe yarara döndü bir anda. Ama orada şöyle bir ince detay var. Adam aldı bovu bana. Kendi başıma oynuyor olsam hala. Orada staff düştü ama almıyorum artık bazı şeyleri ya. Staff mı? Staff of Mana Shield. Ben bunları okutuyorum ya Adria'ya. İşte bu bilinmez paraların kaynağı bu Utku. Benim O bayağı attack yer atıyor kalmadı. Bayağı falan. scroll biriktirdim ben. Scroll of Phasing falan var. Bir kullansana phasing'i. Çok eğlenceli. Abi. Ama bayağısını biçtim. Hiç beklemiyordun değil mi? Bir dakika dur. Şu an acayip stres o. Adamların içine düştüm birden. Beklemiyordum. 4 tane pot harcadım. Çok iyiydi ya. Ama şey kurtardı beni. Lightning Bolt kurtardı. Kurtarır da ama yani şeyin tepkini merak ediyordum gerçekten bir anda oraya. Bak artık bir scroll alsın. Ne? Anladın Hop. Abi son potum. Oh, buraya şey gelmiş. Elite gelmiş. Fire Wound the Grim. Some resistances, some immunities. Hadi bakalım. A little bit of something. Ne Book of Flash mı attı aşağı ata ata ya, Allah kah. Flash de yani. Neyse okuturuz bunu Ben Adria'ya yani. kendime heal spell atıyorum abi. Heal atma, direkt tanı yapalım. Ha yok, kitap okumuştum Biraz da o yüzden dedim. yok gidebiliriz ya arada böyle düzenli tanı iyidir. Quest falan da gelebiliyor çünkü arada böyle. Hiç quest almadık, onu soracaktım aslında da. İşte gelme yani mantıklı da gelmiyor olabilir abi. Yani bazı core questler gelecek. Ama bazılarının da gelmeme ihtimali var. Yani bu katlarda Blackrock görevi veriyorsa mesela işte Blackrock görevini verir Griswold. Girdiğimiz katların içerisinde dedim ya özel odalar var diye. Hı. O özel odalar oluşmuyorsa o questleri görmüyorsun mesela. Abi çok değişik bir oyun yapısı ya, gerçekten. Ya peki sen bunları
Böyle okuyarak falan mı bildin yoksa tecrübe Abi ederek ben mi? yani tecrübe ederek abi. Yani bizim dönemimizde bunları okuyabileceğimiz online kaynaklar yoktu abi bu oyun çıktığında. İnternet değil, sadece sırtta bilgisayar taşımalı network gaming vardı abi. Peki bu yani bizim şeyle mi alakalıydı yani işte hani kötülemek amaçlı ya da işte altında kötü bir şeyden dolayı söylemiyorum. Hani Türkiye ile mi alakalıydı ya da atıyorum yurt dışındaki bir oyuncu işte internet ya da birazcık daha teknolojik imkana sahip bir adam erişebiliyor muydu Tabi bu tarz bilgiler yayınla? onlar daha erken başladılar abi. Biz daha 146 ile falan ya da işte Türk Telekom'un dial-up servisiyle internete girdiğimizde adamlar DSL'e geçmişlerdi sonuçta. Yani low bandwidth'ti gene. Yani düşük bandwidth'teydi ama sonuçta oynuyorlardı abi. Ya Battle.net var abi sonuçta oyun içerisinde. Yani öyle düşünebilirsin bunu. Bilmem. Oğuzhan duyuyor musun beni? Yayında mısın? Dude. Ne oldu? Yok, şimdi ben yazayım o sana. Ben yazarım. Dude. Hola. Mete sen duyuyorsan bir Oğuzhan'ın sesleni ver. Yok işte sıkıldı, şuradan yazayım. Ozan Tamam mı yaz dedin o zaman. demiş. Bu çok güzelmiş. Ember Mail bu da. Yani düşeceğine inandığım için bazı zırhları almak istemiyorum ama yani. Düşmezse de çok üzüleceğiz işte. Şu kasabada para Al bırakmaya abi. başlayayım Al gene. Ne? al. Al al yani, neden almıyorsun? Alırız ya sonra. Sıkıntı yok, ben kasabada da para biriktiriyorum yani. Abi Gold'de çok güzel. 15K gold var yerde. Evet Çocuğumu keserim al abi falan diye. evet. İki oyuncu olduğumuz için avantajı var bu arada. Yani senin gördüğün Griswold marketiyle benimki bir değil. Ama Lightning Bolt'un intikamını çok güzel aldın abi ya. Phasing'le. Çat diye atıverdi beni içeri. Böyle eğlence çıkıyor, ne yapayım? Ne? Boş çanta, en sevdiğimiz. Efendim bebeğim, yok mu? Bakayım, masum mu? Hayır ya, oyun oynuyorum ben. Gidiyor muyuz? İnebilirsin abi. İçinden Aha, geçeceğim. içinden geçti. Geçtin değil mi? Evet. İki kez içinden geçtim ama. Ya Overwatch'da hiç şey olmadı. Ben şimdi izledim, akşam aklıma geldi. Şöyle Ne? doğru Overwatch'da hiç şey yani kazanamadı. İstediği, aldığı şeyi alamadı yani. Şimdi başka oyunları laf edeceğim. Hani böyle olarak görüyorum. mu? Overwatch'un da temposunu ben seviyorum ya. Evet, çok Hızla eğlenceli. Şu pıtır anda pıtır Eda bitiyor. da Overwatch'un ödevini çalan bir başka oyuna sövüyordu da. Sövüyordum Ödevini çalan mı? Hani "May I copy your homework" diye bir muhabbet var ya abi. O güzelmiş benzetme. İsmi lazım değil oyun mu? Evet. Ya, ismi lazım değil mi olsun? Şey mi? Counter Ha. Watch Legends mı? Ben bilirim o Counter Watch Legends'ı. Hani 5 kişi karşı karşıya. Hani böyle sağdan soldan teleportlu meleportlu. 15 tur oynuyorsun. Level aldım. Ya şeyi de çok güzel yapmışlar dönemine göre ya. Bu level'ın bir sonraki experience'a ihtiyacı falan. Bar Ya olma o işi. yani klasik abi, tertemiz ya, ben pure RPG sistemi abi, böyle tertemiz. Ah, bir Counter Watch Legends oyuncusu olamadım ya. Vallahi olamadım. Yeni nesil oyuncuya birebir gidiyor abi maalesef. Direkt onlara hitap eden bir oyun olmuş. Bireysellik ön planda. Abi niye günümüzün problemi ya bu bireysellik? Abi çünkü gerçek hayatta bireysel olamadıkları için bireysel olabildikleri tek yer bu tarz dijital ortamlar abi. Burn. Aslında.
Şimdi yakarım valla. Strength 30'da benim kaça kadar yükseltmeliydim? Az önce söylemiştim ben. Heyecandan şey yaptım. Güzel soru, güzel soru. 16 level'ım by the way. 16. Senin level alman artık zorlanacak. Gerçi senin çok ağır armor'lara ihtiyacın yok. Onları büyük ihtimalle giyeceksin. 35 yap gene, ne olur ne olmaz. Riske atmayalım abi. Gerçi item'la da... Ha bak, şu chain mail düştü bir tane yere. Onu al abi. Giyebiliyor musun onu? Baksana. Nerede göremiyorum şu an. Göreceğim biraz, mouse aşağıda. Aşağı. Bak şu ön üst, gel burada ya. Allah Allah. Üzerine göremez. Duruyorum şu an. Yo, ben de görünmüyor. Al at bir. Belki sıkıntı. Duruyorum ya. Yo, bana doğru, bana doğru mouse getir. Yok, heh, görüyorum. Geçtin üstüne. Tam... Daha hadi orada sol. Evet, bunu giyebiliyorum. Giyebiliyor musun? Tamam, süper. Giymeyeyim ama. Yok, giymene gerek yok. Ben sadece giyip giyemediğini görmek istedim. Kaç armor veriyormuş şu an? Chainmail. 18. Benim de üzerimdeki 18 veriyor, 25. Tamam, sen artık bundan sonra çok strength'e vermene gerek yok abi ya. Tamam, 2 verip bitiriyorum onu bu level'da. 2 verme, 2 verme. Strength verme artık. Dexterity, vitality abi. Tamamdır. Senin bu yay çok iyi oldu ya. Evet. Dalga da geçe geçe kesemedik hiçbir şey ya. Şey, Şükrü yazmış da Blizzard'da var, tek elle mitik kesen bireyselcilerdi. Şu anda World of Warcraft'ın meta muhabbeti. Abi sen mitik raid yapmadın mı? Hmm. Ha şey, Demon Hunter tankları DPS'ine bakıyorsun. Yo, genel şey, oyuncu profili öyle söyleyeyim. Şu an Diablo yapıyoruz ya. Rahat rahat konuş değil mi Eda? Evet, yeee. Bovlar, boş bovlar. Güzel güzel dayanıyoruz ya. Bayağı gerçekten çok doğru bir 13K'lık yatırım oldu o ya. Scroll of Teleport geldi. Ha, teleport abi gelir. Yani kullan istiyorsun diyeceğim de sadece birkaç adım ileri gidersin. Yani çok şey değişmez. Ya, yer sıkıntısı yaşarsam yaparım. Bak, güzel bir yorum geldi. Okuyamayacağım. Help! Abi çekil oradan. Mesela kapının önündekileri alırsan ben bunları... Ben de şey, lightning skill'ini almaya çalışıyordum. AoE atarım diye. Lightning her level'da kuvvetli ya gerçekten. Blizzard yeni oyun yeni nesil oyuncu çekemiyor bence, bu bir gerçek. Genelde yaş kitlesini düşürmeye çalışıyor ama beceremediği için eski oyunları ön planda tuttu bu BlizzCon. Yani evet, olabilir. Yani zaten hala benim paramın derdinde. Değil mi yani? Bana şey demiyor yani. Aa Tunacığım, sen işte kaç yıllık oyuncusun, al sana bir tane Diablo 2 Resurrected vereyim falan demiyor yani. Ama 3'te yaptılar onu. Ya, teknik alfa da vereyim demiyor yani. Anladım, hiçbir şey demiyor. Ben anlamıyorum zaten. Ay çok iyi. Diablo 3'te ona her benzer şeyde... bir şey yapmışlardı kampanyaya. Katıldın mı bilmiyorum ama sen. Diablo 3'te ben şeyde, bu World of Warcraft'ta yıllık basıp alanlardanım abi. Ha işte ben de öyle yani, gayet zaten oynuyordum. Oynayacaktım da. Tamam, hayır yani artık şey desin. Ya Tuna valla 95'ten beri Diablo oynuyorsun. Diablo 4'te gönlümüzden koptu be abi falan, yok mu ya? Hatta sadece bir tane değil, yanında 5 tane kopardık. Belki yanına yeni arkadaşlar almak istersin falan. Bilmiyorum, yeni nesil niye çekmiyor? Bence oyun çok iyi. Böyle maceranı yeni gençlerle paylaşmak.
bizim ulaşamadığımız genç arkadaşlara ulaşmak istersin falan derler belki. Bunlar önemli. Mesela işte bak Ekim falan var. Diablo 2'de. Çok istiyor bizimle birlikte. Ondan sonra... Yani ben şimdi bu arkadaşı mutlu edemiyorum. Niye? Blizzard genç arkadaşlara benimle ulaşmak istemiyor çünkü. Yok be, günahını vermez bu Blizzard. Verir arkadaşlar. Hoş geldin abi, ne haber? Bana verecek... At! Abi... Önümde durdun. Kestim ben. Ya kapıda sıkıştık biraz. Kapıdayım, metrobüste inemedim. Resurrect var mı diye bakıyorum da yok. Portal açıyorum. Tamamdır. Ya onu... Neden abi? Overwatch'ı çok ucuza yaptı. Kimse alıp oynamadı yani. Oyun bir pahalıydı. Ondan sonra Overwatch ucuz yaptı. Hatta bir yarı bedava yaptı. Kimse yok be yavrum. O dönem Ecevit vardı. O yüzden öyleydi. O sana hayır ucuz geliyordu. Hayır ya, değildi. Dolardan ucuz geliyordu. Hayır, değildi. What ails you, my friend? Sen kaç kişiye karşı oynuyorsun Tuna? Bir kişi, o da benim işte. Ben Diablo ve Diablo'nun yeryüzündeki yansımalarına karşı oynuyorum şu an Ahmet. Aşk olsun. Yok canım. Daha demin zaten koruyordum Morningstar falan diye bir şeyler söylüyordu. Ben duydum. Şu yay, birkaç tane daha yay attım abi yere. Öyle bir hissiyat mı var? Ben öyle bir hissiyat görmüyorum. Warriors Bioshock. Oha, bu neymiş? 3-6 ama damage'i. Yani C'ye basıp bak abi de damage'i. 11-16, 8-17. Ne diyorsun? 11-16 tabii ki. Minimum damage daha iyidir abi. Bir de bak hit chance'ine bak abi. Evet, %95'e yükseliyor. Bir şey olsun. Yani. Çok iyi yay bulmuşuz ya, düşmüş. Öbür yayı direkt onu da alıp satabilirsin tahminen ya. Bir de bu çantandaki gereksiz scrollları Adria'ya direkt okut ya. Hiç kasma abi. Oo, 8-23 yapıyor bak bir tanesi. Ve 96'ya çıkartıyor hit point'i. Ne diyorsun? Neyi? Bir tane daha yay atmışsın sen abi. 8-23 yapıyor damage'i. Onu takıyorum. Okey. Ve hit, yani o... two hit'i de 96 yapıyor. Tamam, tertemiz. Bunları satıyorum o zaman, diğer bow'ları. Evet, diğer bow'ları sat artık. Yani istiyorsan bir de Crimson Bow of Shock'u bırak. O da hani bir yerde ölürüz. Ya da Warriors Bow of Shock, pardon. Warriors Bow of Shock kalsın abi. Ha, o Crimson'ı da bıraktım. Crimson'a gerek yok abi. Şuna bakayım, bir dakika. Bakayım bunlara ben bir. Tamam, sen bakıver abi. Ben de bu sırada... tamir olayım. Gerçi bu ikisi acil durum kalsın. Hani şeyden ötürü. Ölürüz. Silah alacak durumumuz olmaz. Sıkışırız bir yerlerde falan. Orada kullanırız abi. Yani her zaman böyle bir ikincisi olması gerekiyor. Eser The Freak Diablo 1'i GOG.com'dan alabilirsin. Good Old Games diye geçer. Orijinal Diablo'lardır bunlar arkadaşlar. Meteciğim hoş geldin. Neyse, beni öldürüyor ama altını mı almıyor neyse ki. O yüzden... Yok, hayatta. O şeyden, ailevi yaşantımızdan alışkanlık abi. Bizde de bütün para Eda'da toplanıyor falan. Hiç öyle parayla işim olmuyor benim. Ne? Ben portalın önüne sana, portalın önüne sana hediye bıraktım. Ne hediye? Tabii ki arkadaşlar. Settlers 3, Settlers 2 çok oynadım ben. Sonra Settlers 3 çok oynadım. Böyle Almancası çok komik değil mi? Die Siedler. Siedler. Settlers da çok güzel oyundur ya. Ben ama hiç aynı dönem abi. Mesela Settlers'la birlikte Knights and Merchants diye bir oyun vardır. Ben mesela onu daha çok severdim.
Settlers 2 dönemi en azından onu söyleyeyim. Ben hiç oynamadım oyunları. Yalan yok. Parayı da buraya attım. Gidiyorum. Abi geliyorum. Tamam, portalın önünde sana hediye bıraktım. Bana yaptığın türlü işkencelerin hediyesi. Ear of Rowan mı? What is this sorcery ya? What is this? Bak inventöründe. What is this? Abi adam kulağını verdi bana. Nereye takıyorum bunu? Kulağını attı. Hayır, bu beni öldürdüğün için sana trofi olarak düşüyor. PvP rewardları abi. Şaka yapıyorsun. Evet evet, böyle komik bir şey var. Ben bir para gözüm. Abi ben sadece harcarım ya. Hiç para göz değilim. Aa, ben gelemedim daha, dur. Adliyeye gittim az önce. Saf gibi geri döndüm. Sıkıntı yok. Ben şimdi zaten bir alt kata inen kapıyı buldum. Yani bitirmişiz gibi bu level duruyor zaten. Baktığımda şöyle. Ha yok, aşağıda gitmediğimiz bir yer kalmış. Okay. Manayı fullleyeyim biraz. Edria da çok uzak bir arkadaş. Yani yapacak, daha Virt'e hiç gitmedik. Ha? Bir ara Virt'e gitmemiz lazım. Siyah 20, hoş geldin. Deli bir para harcadım, çok güzel para harcadım ya. Abi şu an Tuna abinin kulağını taşıyorum çantamda. Ama rock ya, hani kulak Diablo 4, aaa! Yes, işte bak nasıl bekliyordun ne zaman bağlayacaksın diye. Düşünmüş olamazlar değil mi o dönemde? Hayır, işte Diablo 4'te bilinçli olarak konmuş bir olay bu sonuçta. Şu an etkilendim tekrardan. Yanlış yerdesin. Abi biraz geri. Senin üstün niye öyle görünüyor şu an? Ben armor değiştirdim üzerindeki. Kulağa boynuza, boynuna az. Bu ara bayağı can götürüyor. 3 pot harcadım şimdiden. Bu şeydeki kulak. Hani Diablo 4'te sinematikte kulakları diziyor ya. Hatun çok tatlı değil ya. Değil. Evet çok tatlı hatun. Değil. Ben çok beğendim. Değil. No, she's, why not? Evet ya, tatlı hatun. Kim tatlı? Limit bir de. Topçuk atıyorum bak, pıçık. Limit mi? Lilith zaten elinde amcasının kafasıyla postere poz vermiş. Ya o heykel yorumsuz ya. Bu 54 meciye çıkabiliyor muyuz acaba ya? Elimizdekilerle. Senin kaç meciğin var şu 28 an? Abi hiç 54 deme bana. Çokmuş. Bowl'la birlikte 11. Daha ekle 28, 39'a kadar çıkıyorsun. Okey, bunu saklayalım. Aa, bulduk ha. Sen bulmuşsun zaten. Yani orayı buldum. Şu sol alttan devam edelim. Aşağıda açmadığımız bir yer daha var. Oraya da gidelim de. Sol alt dedin. Heh, tamam. Haritada aşağıda açmadığımız bir yer vardı. Oraya da bir gidelim. Açılmış aslında. Orayı ben açmışım. Sonra açmış mısın? Hayır, gitmediğimiz yer var ama orada. Ha eyvallah, şimdi sol alt deyince ben şey yaptım. Ya sol alttan geçip biraz böyle bazen cümlenin geri kalanını tamamlamayınca. Boş bırakıyorum oraları. Benim de Çorum demem lazım falan diye. Ya bunun için mi geldik buraya? İnanılmaz ya. Abi, it's the Diablo. It's the Diablo, that's the Diablo yani. Yapacak bir şey yok. Google sayenizde keşfettim. Koskoca Tuna Pamir. Technical vallahi, falan. Koskoca Tuna Pamir sayesinde ben de öğrendim. Yo, GOG'u ben de bilmiyordum. Daha iyi, yani yepyeni bir platform benim için. Daha kurcalayamadım bile. Yani şöyle zaten ya Tuna abi böyle şey yapmıştı, işte var mısın birlikte Diablo'ya falan. Ben o sırada işte La La Land'deyim falan, öyle he 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 falan filan diye.
Daha sonra işte GOG'da var falan dedi. Girdim baktım. Daha yani hiç kurcalayamadım. Pazartesi girdim aldık. Salı günü yoğundu işlerim. Çarşamba Bursa derken Perşembe de yine buradayız yani. Daha ne Evet. oyunlar var hiç bilmiyorum. Evet, Aa, Caves'e geldik. buradan nefret ediyorum. Caves'e geldik. Neyse ki sen iyi bir okçu kardeşimize benziyorsun. Takip için teşekkür ederim. Ben görmüyorum. Abi hit point'im çok yüksek. Şu an burada mı tutturuyorum? Şansın gerçekten inanılmaz yüksek. Yani şu an kaçırmama şansın yok. Abi neredesin? Geliyorum şu arkada çok tırın bir yeri açmamışız da onu hallettim arada. Ya ben böyle garip hastalık var. Mapleri full açmak zorundayım Yok gibi bir yok. durum söz konusu. Ben de o şekil takılıyorum da hani bir an önümde gidiyorsun sandım. Oo, ansiyinler geldi. Bir de bir yandan tükürenler geldi. O tükürenler çok sakat ya. Bu ansiyinlerin ölüm animasyonlarına bayılıyorum. Bazen ok atarken böyle önümde çıkıyorlar ya, şans eseri o çok hoşuma gidiyor benim de. Mesela uzaktaki başka bir Bunlar yaratığı vurmaya çalışıyorum. kafaları... Bunlar kafaları koparak ölüyorlar ya, bayılıyorum öyle. Tükür çocuğun babanın suratına. 8 kamyon çimento. Öldü mü o? Öldüm. O boss mu? Niye ölmüyor? Lan nerede bu? Gel, bu tarafta açmadığımız bir yer var. Birinci oyunu Oraya nereden geldiğimiz. indiriyoruz? Blizzard'dan mı gene? Gok gok. Selamlar, hoş geldin bu arada. Kılıç sallama sesi geliyor ama kendisini göremiyorum. Oradan geç, aşağıdan da sağdan gel, aynen. Yavaş vur, az vur, az. İnsan yiyecek bunları, az vur, az. Bu Ama level haliyle zorluyor mu birer lan? tane oturttum abi. Bu level biraz zorluyor sanki. Ya bu haydutta Unseen'den Illusion Walker böyle acayip acayip dolanıyor ortalıktan. Ben out of heal potion. Tamamdır. Blue Oda temizlediğimden bir yemin olayım. Aha! Helmet. Burası güvenli bir bölgeye benziyor tam portal için. Gerçi doldurdum ama tamam. Valla baksana yani bir bow'un hayatımıza yaptığı değişiklik. 9. katı bir anda böyle pıtır pıtır gelmeye başladık. Yani böyle bayağı süper hızlı bir şekilde. Ben de kendime böyle güzel bir armor vesaire çözdüğümde. Vur vur Eda, bütün klavye, bütün tuşlarına vur. Bir anda vur böyle, hiç beklemedin bir anda vur. Ben burada Diablo oynamıyorum. Korktum yahu. Eda ne deli ediyor seni? Hangi karakter deli ediyor? Şu an Overwatch'a girdim. Şu an Ha, Overwatch'a girdiysen çıldırıyorum. hepsi deli ediyor olabilir. Bütün tuşlara yazıyorum. Yalnız çok yanlış bir Tertemiz. karakter seçmişim, onu anladım. Çok kayıp oldu. Damage artacak ama her halükarda Squishy Rock çünkü adı üstünde, useless. Oha, Ya şimdi doğruya doğru bir Bavazon bekliyordum ama olmadı.
Beklediğim Bovazon'u alamadım yani. Aradığınız Bovazon'u şu an ulaşılamıyor. Şunu da şuraya bir atayım şimdilik. Ben mesela bu Diablo'daki büyü sistemini de çok seviyorum abi. Kitapları okudukça mana kostları düşüyor ve damage'leri artıyor abi. Ya da işte mana kostu artıyor, damage de artıyor. Yani bazı büyüsüne göre değişiyor onlar. Peki şeyin avantajı ne? Yani biz şu anda Jezreel yani Sorcerer'ı oynamıyoruz. Onun bir avantajı oluyor mu bu konuda? Yo, zaten intelligence focus gidiyorsun onda. O yüzden mana bitmediği için sen 3 tane lightning atınca kuruyorsun ya, o herif kurumuyor işte yani. Bayağı hayvan gibi güçleniyor ama geri kalan bütün şeylerde çok daha weak olduğu için damage'i daha yüksek yiyor bir anda. Ya yani hep böyle bir şey var. Trade-off yapılmış orada yani. Güzel bir denge var. Ama büyücü her zaman güçlüdür abi. Valla Diablo 2'de Sorcerer'ı düşünüyorum. Onda Friendly Fire yok değil mi? Rahat rahat sıkabilirim. Evet, onu da kapatıyoruz ya. Onu da kapanıyor. Ben mi geçiyorum? Geçiyorum. Evet, önce sen. Ladies first. Morena. Ey Morena. En sevdiğim böyle çitin arkasındaki yaratığı kesmek. Kendimi şu anda o, Cüneyt Arkın gibi hissediyorum. O kolye. Ağzını açmayacaktın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Kolyeyi kapmadın. Almadım. Sen almadın mı? Aldım aldım. Benden kaçmaz. Ben onu havada düşüşünü gördüm. Hey, mesela normale göre gerçekten az yüzük falan çıktı. Mesela şey görevi yok. Poisoned Water Supply görevi gelmedi. Oradan normalde Ring of Truth'u almamız gerekiyordu. Normal single player'da çıkan bir item o zaten. Ben sanırım o yüzüğü aldım. Yok, Ring of Mind almışım. Bu ne yapacağız? Sonsuza kadar vuruşacağız mı böyle ya? Vallahi abi. Kızım in oradan aşağı, in oradan aşağı. O sarı yaratıklar dertmiş ya. Dert. Kite Shield. Düz beyaz. Evet, şu an Pakize de yayın bilgisayarını ele geçirmeye başladı. Kızım in aşağı oradan aşağı. Güzel kızım. Bu taraf temiz. Burası hadi. Smith'in katı mıydı? Neyin katı? Smith. Black Smith. Ya Black Smith görev verseydi verirdi ya. Yok. Smith diye bir demon var ya abi. Anvil of bilmem ne alıyoruz. Aha, Anvil of Fury. Daha hı-hı. Yok. Bir kat daha sonra falan olmasa. Değişiyor abi onlar ya. Dediğim gibi multiplayer'da bazı questler inaktif. O zırhlar çok kuvvetli abi. Ya da çok böyle koşul değiştiriyor bazıları. O yüzden koymuyorlar onu. Abi şu anda senin karakter bende blink oluyor, haberin olsun. Laglenmişizdir ya, olabilir. Kaybolmayın işte ya. Şu oku atmayın. Zehirli. Ha süper. Kasabaya çıkış burada. Bir Virt'i uğrayalım bakalım. Virt pahalıya ne satıyor kara borsadan bize? Böyle sıkıştırabildiğimizde hemen indiriyoruz aşağıya. Ben şeye tam alışamadım onu. Çözdüğüm zaman büyük ihtimalle bayağı bir ilerleme kaydedeceğim. Yani senin ya böyle tam böyle çaprazına kal. Gelip... Yukarı mı çıktın sen? Town'a mı gittin? Hı hı. Evet. Şu Virt'i giderim işte, bu tahta bacaklı Virt. Bu sarhoş Farnam'ın Butch'un elinden kurtardı. Öf ama kalkan gibi kalkan ya. Nasıl alacağım ben bunu? 55.000 gold diyor ya.
Batıya bir gata basacaksın abi. 2400. Maze of Tree... Ne? Maze of Ages. Ages, Indestructible. Hiçbir işe yaramıyor da. 55 bin gold'a öyle bir şey satıyor ki bu. Oyun bitirtir ya. Ama alamayacağız büyük ihtimalle. 55k gold'umuz yok. Diğer tarafta yok değil mi? 5k, 20k falan 20K, var. 20k maksimum var. 25k falan var işte en fazla. Yani %33 resist all var abi. Artı 35 hit point veriyor. Daha ne olsun ya? 11'de armor veriyor. Obsidian Shield of the Wolf. Evet arkadaşlar, az önce Diablo 1'deki God mod açıldı ama alamıyoruz. %33 all resist fenaymış yalnız ya. Abi %33 all resist yani çok saçma bir rakam. Pakize kızım neler yapıyorsun ya? Gleeon. Talk to Gleeon, gossip veriyor sadece. Aaa sen neler diyorsun ya? Öyle bir kolye çıktı ki, kolye de çok güzel. 3K ediyor ama benim de senin de çok işine yarar bu. Eski kolyeni bana at. Eski kolyem diye bir şey ki, bende hiç kolye olmadı. Sen takacaksın mı, ben takayım bunu? Sen bir tak onu. O kalkın ne güzelmiş. %120. Ben ondan sonra ben arkada gireceğim, kenarda bekleyeceğim sadece. Sen halledeceksin onu. Kalkın. Yani istiyorsan ben takayım onu çünkü benim %70 abi hit chance'ım şimdilik. Bir saniye abi. Abi şey bağlantı kopuyor abi falan diye böyle item'ı çorlamaya çalış. Bir şeye de bakalım abi, senin Griswold premium itemlarına. Bende belki olmayan bir şeyler sende vardır, onu kullanabiliriz. Hemen abi. Ay sele bastım. Armor of Brilliance. Şimdi görüyorum. Armor of Brilliance geç. Sword of Leech geç. Bow of Sinus 10k geç. Aşağı inebilirsin abi yavaş yavaş. Bu kadar. Oh Glorious Shield of... Aman be. Silver Blade. Cacık. Ben inanıyorum şimdi. Bu katlarda bana güzel armor düşme saati bu. Öyle hissediyorum. Bu bölümde, bu bölümümüzde olmasa bile bir bölümümüzde mutlaka olacak. Bir quick break verelim mi? Hızlı bir mola. Tamam abi. Ben buradayım. Sıkıntı yok. Aynen. Şurada varlığımızın içerisinde şöyle sahip bütün eşyalarımızın arasında poz vereyim şurada. bütün mal varlığımızın arasında. Bir ihtiyaç molası evet. Yani kısa bir ihtiyaç molası. Hemen geliyorum. Fuck, I'm just getting fucking in the game and I just died. It's so fucking stupid. Fuck. Yürü hadi yürü yürü yürü. Sıçtık. Bizi nereye getirdin abi ya? Eda. Efendim aşkım. Say hello. Hi. Hi. Hello. Heyo. Hiç haberi yok ama. Şunu alır mısınız artık? Şunu alır mısınız artık? Capture Flag oyununa girmiş. Beni arkada bıraktılar. Fuck. Okay, öldüm.
Aklıma soktunuz şu anda. Neyi? Oyunu. Overwatch. Araç. Nasıl aklına soktun? İşte çok konuşan muhabbet ediyorduk. Haydar'la aklıma soktun. Biz hiçbir şey yapmadık ya da. Sen kendin oynuyorsun orada. Şu anda... Gerçi bunların hepsi Town Portal, Identify. Şu Inferno'yu satabilirim. Şunu alır mısın artık ya? Deliriyorlar, deliriyorlar. Duyuyor musun kedileri? Dur onu hemen... Telefonum nerede benim? Yok yok, takılsın var. Kesildiğim bilmiyorum acaba arkadaşlar. Arkadaşlar yakalayabilirsem şu anda müthiş bir kedi şeyi var arkada. Hıh, geldi. Eda'nın kafasının üstüne geldi ama. Bıraktınız mı lan? Oyna kız, oyna. Niye kaçıyorsun? Ayy, shit. Kaçlar mı? Deliriyorlar. Oyun içinin güzel kızı, kızı. Çok tatlı kızım var ya benim. Hı, güzelliğine bak. Anneciğim benim. Ne duruş anneciğim? Anneciğim, çok tatlı kızım var ya. Ya şey yaptı, ben ayağa kalkınca herhalde kızacağım zannetti, korktu, poşeti bıraktı. Ben nasıl söyleyeyim, bir kağıt poşetle oynuyordu böyle, alışveriş poşeti. Onun delirişlerini göstermek istedim ama. Şu bana iyi lazım, iyi. 25 gold veriyormuş, boşuna buraya kadar yürüdüm ya. Potum var. Ben hiçbir şey yapamam. Birisini öldürmemez. The village needs your help, good master. Some months ago, King Leoric's son. Kasaba yardımına ihtiyacı var. İyi efendim. Sans Prince Alric was kidnapped, the king went rage. O bahsettiğimiz olaydan bahsediyor bu arada. His missing child is passing day. Her geçen gün daha da şeyin içine kaydıyor. King's knights and priests tried to placate him but... Ha, Leori'nin öldürülüşünden bahsediyor. Hani demiştim ya size. Sıra mı geldi? Lactan'ın dili. Şey, bir ara Overwatch'ta çok böyle intens bir an yaşadı. Ben mi yoga? Overwatch. Yok, ben yandım. Aşkım. Tuna abi geldi. Seni gönderiyorum Eda. Bay bay. Sıkıntı yok, kalsın ya. Bir şey olmaz. Arada sen yokken bir Edre'ye uğradım. Biraz da gossip yapayım derken geldin zaten. Bir dedikodu. Yani Tristram'ın şeyi de dedikodusu da bir başka ya. Aydır biz buradan gelmedik. Mağaradan gelmiştik ama. Mağaradan geldik aynen. Aslında bu şeyin de göstergesi biraz o işte. Oyunun sonuna doğru kısa shortcutlar. 3 tane yani vardı mı? Bırakmıyor. Sonuncusuydu. Bir tanesi burada bak. Gel. Bu da girme de. Direkt cehenneme giriş. Aynen. Bu zaten yani single player'da progression'la açılıyor bunlar. Normalde kapalılar. Mesela Catacombs kapısı demir parmaklıkla. Bu mağara kapısı normalde kapalı. Onları ilk aşağıdan yukarı kullandığında açılıyor oyunun içerisinde. Bak şimdi ben kamerayı elimden bıraktım ya, kediler kağıtla oynamaya başladı. Bu arada yani hit chance'ım 97'ye çıktı benim de bu kolyeyle. Allah Allah Allah, ne oynuyorlar arkada ya. Çok iyi ya, şu an hit chance'ın bu hale gelmesi muhteşem. Bu
game changer olmak. Zehir çok şey. Vuruyor. Zehir çok vuruyor. Ahmet hoş geldin. Ahmet zehir çok vuruyor. Bazen de böyle garip yerlere gelip vuramıyor, beni deli ediyor. Bunlara bayılıyorum ya. Gidiyorlar ya böyle. Gerçek bölüm efekti ya. Bayağı şey gibi işte ya. Oh, Potion Full Rejuvenation'lar da çıkmaya başladı. Nice. Çok sakat var, hayırdır? Bizim akıyor şimdi derken, sizinki kim ki? Bu arada suikast, sen de hoş geldin. Ölüyorum suikast. Abo abo abo, asitler, zehirler. İşte bu resist all'lar buralarda fark yaratmaya başlıyor. Ya bir de yanlışlıkla üstünden geçiveriyor. Bir sonraki kata inişi de bulduk. Bak şimdi yukarıdan başladığımız yere bağlandık. Güzel. Şimdi iç cycle'ı açacağız. Sen de şey yapıyorsun değil mi abi? Tarama yapıyorsun böyle etrafta. Evet abi, yani hastalık seviyesinde. Baldur's Gate'de o yüzden uzun sürüyor. Yani bütün map'i böyle perfect açacağım diye. Neyse, yapacak bir şey yok. Level 10'a kadar ineceğiz. Bu bayağı it's the capture çok güzel, eğlenceli. Oo, Slayer'lar geldi. Tatsız. Bunlar artık şey, öyle ölmüyor işte. Beastler bir üst seviyeye geldiler. Hem poison hem senin Arrow'un içinde kalınca bayağı tatsız ortalık ya. Eda Hanım ne yapıyor? Overwatch oynuyor. Oh no, oh no. Abi bu ne? Abi o, oh, o oh, ağır ölüm. Çok ağır öldüm hem de. Ben bir anda aralarında kaldım. Ama ölmeden önce tam portal açtım, biliyor musun, son saniye. Oh. Of. Cehenneme hoş geldiniz arkadaşlar. İnanılmaz, dur. Restart in town. Bir şeyler alıp mı gitsek yanımıza? Ben bir şey, yani istiyorsan al, ben almayacağım. Dışarı lure edip bir town portal daha açmak gibi bir hedefim var. O zaman bir HP dolduralım. Neyse, sen potionlarını falan al, alabildiğini. Aynı izometrik perspektifte olduğu için olabilir. Akiyoshi sama. Artık para olunca full healinglerine nasıl basıyoruz değil mi? Vallahi abi, yoksa hayatta kalacak gibi değil. Yetmiyor artık o küçük potionlar. Scroll'um mu? Ahmet de geçsin abi çünkü. Çünkü o zaman oğlum Ahmet yapsaydın adını. Akıyor şişap. Okey, konuşamıyorum. Giriyorum ben. Gir abi. Gel tepikleyeyim. Onları şimdi biraz bu tarafa çekip etraflarından dönüp. Şuraya portal açayım mı? Sen bir tane aç, ne olur ne olmaz. Bir de bunlar senin yürüdüğün yere doğru yürüme gibi bir eğilimleri var abi bunların. Bunların arasından geçebilecek miyim ben? Vallahi geçtim. Burada birkaç tane daha var. Oh, hiçbir şey alamıyorum. Sen yukarıdan bovunu alıp öyle geleceksin abi. Başka şansımız yok.
Dur bakayım bunlara. Diğer tarafta sıkıntılı. Oh, oradan da geldiler. Aa, çıkma sokakmış burası. Sen şimdi alacağını alabilirsin şu an ya. Kendi boğunu moğunu bir şeyini al, oralardasın hemen. Ama gene öleceğim. Portal aç, çık oradan. Spell değiştiremedim. Aa, burada onları şey, kısa yolu var galiba ya. Onu şey yapmayı unuttuk. Üzerine F5'ten itibaren şey koyabiliyorsun spell'in üzerine. Söylemeyi unuttum ben sana onu. Spell'i aç abi alttan. Gördüm. F5 yap mesela. Aynen orada. Sen buradan warrior şu bowlardan birini alıp şey yapacaksın. Yavaş yavaş öldüreceğiz yani. Aynen. Ya da bak burada mesela Ember Mail var. Resist all %20. Yani böyle bir şey yatırım yapacağım ya da. Yo, ben yere bir tane armor, ya yani bu giymediğim eski armorumu atmıştım. Aa, almışım armoru. Üzerimde ölmüşüm. Giyememişim sadece. Kılıç benim. Kılıç da nasıl bir kılıç o? Yok, düz beyaz. Tüh. Olsun, fark etmez. Kılıç kılıçtır. 10-14. 2 damage veririz belki. Evet. Ufaktan gidelim. İşte oyun gerçek şeye geldi yani. Zorluğunu hatırlattı. Dur ben gireyim önce. Ay. Bir daha açtım. Tamam, geldim. İşte onları çeke çeke bu taraflara çekip. Ben şimdi onun arkalarından dönüyorum abi. Kendi eşyalarımı almak için bir şansımı deneyeceğim. Bunlar hiç ölüyor mu? Bir tanesi öldü. Do you even bleed? Yani ben bir kısmını aldım bunların. Şimdi ben de bir portal açtım. Sen benim portaldan, ben senin portaldan gireceğim abi. Sistemi öyle kuracağız. Yine sıkıştım ben ya. Tamam, iki tane portalımız var en azından. Oradan rahat rahat ilerlersen. Benim portal da var. Şimdi ben geliyorum yardıma. Çok stresli oldu değil mi? Bu sadece başlangıcı da. Old School RuneScape oynamadım ya Ahmet. Onu ben bayağı görüyorum yani, yayıncılar da tercih ediyor. Nasıl bir oyun ama bilmiyorum yani, hiç ben de tecrübe etmedim. Bir tane tüküreni azalttım. Ben bir Adria'ya uğramam lazım abi, manam sıfır. Portal mortal açamayacağım. Çok güzel zamanda level geldi be. Çok güzel. I sense a soul in search of answers. Tamam, bir tüküren daha bitti. Geliyorum abi, seni yalnız bıraktım epey. Fıntık, ben senin portaldan bayağı çektim onları uzağa doğru. Getiriyorum yavaş yavaş. Thank you.
Bir potion diziyorum çok hızlı. Oh! Strese mi girdin? Stres ne kelime ya? Bir de mühimmatı aşağıda bırakmamak da lazım konusu var ya. Bir grup daha geliyor abi bu arada. Nerede? Sağ alttan gittim ben. Nerede? Ya vurunca iniyorlar aşağıya da. Mail dışı dışında da artık satarız birazcık para kazanırız. Senin bu arada yüzüğün bende. 8 magic veren. Onu arada unutmuşsun yerde. Yo dursun, sıkıntı yok. İşine yarıyorsa dursun. Yo yani şey kaybolmasın diye şey yaptım ben. Aha yüzük düştü. Bir şey düştü. Evet bir yüzük daha düştü. Güzel. Tam portalarımız duruyor mu bu arada? Bilmem, açabilirim yenisini. Duruyor. Güzel. Bir hemen poşetlerimizi bir refresh edelim. Çünkü bunlardan daha gelecekler. İşte level 10 böyle bir şey oldu ya. Bir anda. Bir de tamir olalım ya büyük ihtimal. RuneScape'in bir retail'i var, bir şey var WoW gibi. Hiç bilmiyorum abi. Oo, muhteşem muhteşem bir yüzük geldi. Hayırlı olsun. Attım yüzüğünü abi. Şey bütün statlara artı 9 abi. Bayağı kurtarır beni. Armor'um, istediğim armor'um yok ama iş görsün de. İş görür görmez mi abi? Yani şu an chance rate'im 97 oldu. Armor 34. Bir tek o düşük kaldı ama. Bu ara bu portal kimindi ben hiç hatırlamıyorum ha. Ha, From Rowan diyor. Sendenmiş. Evet, sen şey yapabilirsin, girebilirsin bir saniye. Bunlar hazır buradayken. Geçtim. Ben de hemen geleceğim. Yo acele etme abi, öyle takılacağım. Şu an şey gibi hissediyorum zaten. Büyük ihtimal bu level'ı temizledik falan gibi. O bitmedi o level ya. Tane infravision scroll'u bulmuştum. Onu alayım da etrafta kim var kim yok onu görürüm. Daha bir de bunların lightning atanları gelecek. Ay 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 ya. Gel gel şu kenardan gidelim. Two-handed sword. Üf. Fena vuruyorsun ya sen. Ya vurduğum zaman indiriyorum artık da. Dağların, mağların aralarına bir yerlere bir şeyler saklanıyor bazen. Alevli abilerden gelmeye devam edecek. Az önce bir grubu topladım getirdim ama ayda. Biraz geri gele şey yap abi. Riske atma. Şu araya girerse bir tanesi oradan tutarız.
Şu an arkama geçmiş olmaları beni tedirgin etmeye başladı ama. Tamam, bunlar bende. Huh. Şu Holy Bolt da pek işe yaramıyor galiba ya. Holy Bolt bunlara işe yaramaz abi. Holy Bolt undeadlere. Boşuna sıkıyorum o zaman. Nereye gittin? Geliyorlar ha. Aslında gelsinler. Kart tutabiliyorum ya. Ben mi çok pot içiyorum yoksa normal mi ya? Normal, bende canım hiç kalmadı yani. Abi hiç rezistimiz yok üzerimizde. Problem o. Bir %30 fire rezistimiz olsa bunlar bize koymayacak. Öyle düşün. Ne oldu? Goha. La, tam olarak bu oldu. Yo, görüyor değil mi? Nasıl abi? Görüyor değil mi? Yani. Öyle gerçekten kolay değil ya. Gerçekten değil yani. Hiç değil, hiç değil. Seni bekliyorum abi, hazırım. Bir şey, tam portalım yok. Adria'ya gideceğim. Oradan bir yani iki tam portal alayım da ne olur ne olmaz. Bende varmış aslında da. Ya ne olur ne olmaz abi. İki portalımız olunca birimiz girince işimiz kolaylaşıyor çünkü. Evet ya, o Slayer'lar çok vuruyor. Bir iki tane de mana alayım ben yanıma. Hazır gelmiş. Mana. Not enough. Not enough mana. Yes. Zaten şey yaparız. Bu katı bitirince bu bölümümüzü kapatırız abi. Çünkü tamamdır. Bir sonrakinde 9-10'u bir daha oynayıp biraz level XP item toplamış oluruz. Oo, breastplate mail armorlar geldi. Ay. Mal gibi basite bastım ya. Longbow düştü ama boş. Fıçık diye ok atıyor ya başka chestler. Bazen direkt chestten kendisinden geliyor, bazen de şey uzak bir yerden atıp böyle bütün map'i dolaşıyor Lightning. Bayağı komik oluyor. Öf, çok vuruyorsunuz ya. Tamam, burada tükürenleri temizledim en azından, onları tutabildim. Hayır asit. Bir anda hit yediğim anda gidiyorum asitten ya. Asitleri ben tutuyorum bir şekilde ya.
Ben tutamıyorum ya. Bütün potları yedim ya. Tek olsam ne yapacaktım acaba? Abi single player'da buralar gerçekten çok dertli olabiliyor ya. Oh, level geldi. Bazen de böyle tam zamanında geliyor ya level. Şöyle biraz vitality abanıyorum. Evet. Artık o kadar canım yandı ki 5 point verdim ya. Elim kaydı. El kaymıyor ya. O direkt mecburiyetten. Bunlara bak, 120-140 hit pointleri varmış. Kapatsak orayı. Kapının kenarına gelsinler. Ulan içeri gir, uzaktan üfleme ha. Bunlar kapı açmayı biliyorlar ha. Of, ağzıma poison koyunca benim şeyler bitti bu arada. Potionlarım bitti. Açık alana bir. Bu ne? Ha. Tamam bebeğim. Okey. Ben bir tur daha bir potion alacağım ya. Bizim town'a. Tamamdır abi, geliyorum. Zorlandık. Level 16 abi. Çok normal. Aa, bu longbow'u kullanamıyorum. Neden? STR 45 istiyor. Şükrücüğüm, görüşürüz, öpüyorum. STR 45. Wow. Magical bow mu geldi? Yo, normal düz long war bow geldi. Bunun base damage'i falan da bayağı yüksektir. Bakıyorum ama şu potları doldurayım. Tekrardan 1.14. Tamam yani normal. Ama elimdeki daha iyi. Tabii tabii, yok yok, elindeki şey yani, onun elindeki gibi özellikleri olanı bulsak mesela çok güzel olurdu. Wow, what can I do for you? Ha, ben level atlayacağım birazdan. 17 olacağım. Nice. 2-3 boss'a bu iş. 2-3 boss'a diyorum. 2-3. Sen ya gel abi. Biz mesela kaç level'la falan bitireceğiz işimizi? Biz mi? Yani yaklaşık. 20-22 falan da bitiririz. Çok bir şey kalmadı aslında, bakma. Yani son 5 kat falan yani. Son 4 kat falan kaldı işte. Arkadan bir de en son geliyor. Diablo'nun Chamber'ı var. Uzak mesafede hareket eden yaratıklar şey dodge'luyor ya. Mesela iki yaratık da hakikaten XP geldi. Oyt oyt! Öf, bu ne? Dur, önce şu alevli abileri bir alalım. Hangi yer kapı açtınız be? Yine aynı yer, burayı tutalım abi. Bir tane daha geliyor. Ay bir de korkuyorum ya. Çıkardıkları sesler normal değil yani. Tamam, ben dikkatleri bu tarafa çekip etrafına döneyim bunların. Abi, sen onları o tarafa doğru Slayer vur. Geldi. Onunla uğraşıyorum şu an.
O indi. Sanki ring ya da amulet gibi bir şey düştü. Çilingir etti bir şey ama. Seni duyar. Nerede de düştü acaba? Sen oralardayken mi düştü? Emin değilim ama. Yani şey değil. Ya da şu öyle. Saber olabilir ya. Onun sesini duymuş olabilirim. Ya vurunca kafalarını kırabiliyoruz ya. Bayağı güzel. Şu köşeye yani çok bir şey kalmadı. Bu mapler de büyük. Bu köşeyi temizledik mi abi? Daha gelmiş değil. Oldum artık. Şimdi o köşeye gidebiliriz. Hadi. Temiz abi. Güzel. Lan bir dur. Sana vurdum. Hemen soğuk ederim onların ilk demişlerini. Ya glitch'le mi? Ha? Eliksir düştü. Of yanlışlıkla bastım ya potion diye. Lanetler gitsin. Sıkıntı olmaz da glitchliyoruz şu anda oyunu. Bir anda önüme geçiyorsun falan. Moblar bir anda kayboluyor. Spike mı artık lag mı? Yani olabilir spike yapıyor olabilir. Elixir of Magic bu kattan itibaren eliksirler çıkmaya başlıyor abi. Bir bir stat veriyorlar. Geçti şey yöntemi vardı. Dupe yöntemi vardı eskiden. Tam böyle yerdeki bir şey alırken mouse'la bir tane potion'la basarsan o yerden aldığını klonluyordu, kopyalıyordu. Abi sana bir haber vereyim. Hı-hı. Şu an sınırları temizledik. Ortaya gideceğiz. Evet, aynen. Bir town yapalım hızlı. Portal da alayım. Böyle oyunlar eğlenceli ya, kesinlikle. Kesinlikle. Sen aslında phasing'i burada kullandırtmam lazım. Bir anda Laps diye teleport olacaktın o demonların arasına. Ya çok vuruyor o slayer'lar ya. Şikayetçiyim. Sonra... Kelime-i şehadet, secde yatış, mezara konuş, istikrar marşı ve kapanış olarak devam edecektim. Bu şaka gibi şey yapılıyor ya abi, çok kullanılıyor mesela istikrar marşı ve kapanış. Aslında ne kadar böyle işlemiş bize değil mi? Herhangi bir tören ya da işte bir şey yapıldığı zaman mutlaka bu olmalı yani. Tabii o şart yani. Ah bak buralar böyle de. Ya bunun yanında başımıza neler gelecek. Sende de şey var değil mi? Her town'a geldiğinde o müzik büyülüyor seni. Tabii canım her seferinde ya. İstisnasız bu arada yani. Her seferinde böyle triplere giriyorum. Gold yedim. Yerdekilerden yıldım alayım. Yine şeye başladık ama abi, pota para vermeye başladık. Çok yapacak bir şey yok abi. Gidelim, hazırım. Sadece para vermek değil yani bu iyi günlerimiz, öyle söyleyeyim sana. Ne yapacağız abi? Yani daha
Avukatlar gelecek, skubuslar gelecek. İndin mi sen? İndim abi. Avukatlar, skubuslar. Ay 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 ay. Şu an evet, alevli yerlere geldim. Güzel, buraları zaten temizlediğimiz bloğun sol tarafı. Bunun Evet. etrafına dönmüş. Güzel, bitirmişiz ya. Evet Tertemiz. abi. Oh. Allah. Ben şey bekliyordum, böyle ortada bir açıklık olur. Biraz daha mob keseriz diye düşünüyordum. Yani olmuyor bazen. Şimdi bunun lightning atanları gelecek. Mağma atanlar, lightning atanlar ve bunlar bir arada geliyor bazen böyle. Ondan sonra kabus başlıyor. Şey, kat burada Ama değil mi? Kat bir burada. sonraki kat burada. Ama bence burada bırakabiliriz bugünlük. Çünkü level 10 4'ten itibaren 6 kat indik aşağıya. Bu bölüm bayağı kudretli bir iniş oldu. Oh, vallahi yoruldum. Arada da şey, Evet. Great Conflict'i yeniden bir pekiştirdik. Simvor'u bayağı işledik. Vallahi güzel oldu ya. Aynen. Bir sonrakinde 9-10'u tekrar şey yapacağız, geçeceğiz zaten. Ondan sonra 9-10, 11-12, 13, Kaç level oldun abi? 14-15. Ben şu an 17'yim. Ben 18'deyim. Bunları topluyoruz değil mi? Bunları hiçbirini bırakmayacağız abi. Bunları bırakırsak GG. Boyun bitmez. Böyle. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sizlere sağlık asıl ya. Gerçekten gelip bir destekliyorsunuz bu her yayında. Öpüyorum. Allah'a çok çok teşekkürler tekrar. Ya böyle devam edeceğiz bunu arkadaşlar. Bu iş Dörde bu kadar. böyle yarım kalmayacak. Diablo 4'e Bu böyle kadar. yarım. Aynen, tam olarak öyle. Diablo 4'e kadar Şimdi şey yapmıyorum. yardırmacıya devam. Bakmayın arkadaşlar, Tuna abi taşıyor beni. Ben yokken böyle, yani yayın dışında gireceğim, kasacağım bu karakteri biraz. Ona layık bir rogue olmaya çalışacağım. Falan Böyle tek okta indirmeyi öğreneceğim. Şimdi 5 okta Ama iniyorsa şeyi 4 okta. söyleyebilirim abi, yani seninle birlikte girdiğimiz zaman şu an şeye, oyuna daha güçlü itemlar düşüyor. Ya aslında level'ınla alakalı olarak düşüyor onlar. Ama doğru yere doğru item'ı koyduğunda Diablo çok ödül veren bir oyun. Ya işte Diablo 3'te biraz aşırı RNG'ye düştüler ya. O biraz tatsız. Yani Diablo 2'de de o kadar RNG yok mesela. Yani bir şeylisini alıyorsun da mesela yani %10'su %12'si düşüyor. Mesela atıyorum Magic Finder. Ama Diablo 3'te yani olmayacak item üzerine olmayacak statlı şeyler düşüyor. Uygununu tutturduğunda da onun daha iyisi daha iyisi derken böyle aşırı grind vardı. Bu konuda Diablo 1 ve 2 biraz daha ödüllendirici oyunlar. Bakalım 4'te nasıl olacak onu da göreceğiz tabii ki de. Yani eminim güzel olacak tabii. Ona bir şey demiyorum. Bakalım onun artık. Yani bu ben şeyi çok heyecanlıyorum yani stat tekrar dağıtacağıma Angelic, Demonic ve Ancient Power'lar ve skill sisteminin geri geliyor olması bence çok çok güzel olacak. Yani o yarı custom kendi build'ımı yapabiliyorum hissiyatını ben çok seviyorum ki hani hatırlarsın Wrath of the Lich King dönemindeki Evet. World of Warcraft'ın talent tree'si de çok güzeldi yani. Ve ona 3 tane adam benzer, abi gibi. çok güzel değindin ya o konuya. Ona benzer bir talent sistemi gelecek ya. Evet, yani şey geri getiriyorlar. Diablo 2'deki talent'ı alıp biraz daha bunu hani kadim güçler, işte Angel'lardan gelen güçler, Demon'lardan gelen güçlere bağlayalım. Bence güzel bu arada yani çalışan bir sistem olacak. Ya işte bu Diablo'larda hep şey karşılaştırması var. Path of Exile karşılaştırması. Yani mesela Path of Exile iyi bir Diablo 2 remake'i, iyi bir Diablo 2 klonu bence. Ama mesela bir Diablo 2 olamıyor hala. Çünkü özgür bırakacağız deyip böyle kocaman bir skill tree koymuş oraya. Tam astronomik bir skill tree bu arada. Yani Samanyolu galaksi gibi bir şey var orada. Skill dağıtabiliyorsun. Ve yani o kadar anlamsız ki. Yani en azından bir oyun tasarımcısı perspektifinden. Belki bir önceki videoda bahsetmişizdir bundan. Oyuncular özgürlüğü sever abi. Ama skill üzerindeki özgürlüklerini level progression'a bağlayıp adama sonsuz farm ettirip ondan sonra bak sen bunlara sahip olabiliyorsunculuk. Yani level 60'a kadar aldığın karakter çöptür. 60'ta aldığın bir yetenek dünyaları değiştiriyorsa abi o iyi bir game design olmuyor bence. O tamamen insanları tek tipleşmeye iten bir yapı. Diablo 3 de birazcık bundan çekti. İşte
çok özgür bir skill ağacı yoktu. Her dakika bir şey değiştirebiliyordun. Bu da bir tane klasın hep çok güçlü olduğu senaryoyu yarattı. Ve insanlar her sezon onlara yöneldiler. Gibi böyle şeyler var. Sıkıntılar var. Bakalım Diablo 4'te umuyorum bunların üzerine geçecekler. Ama yani Diablo 1'de aldığımız şu keyif, nostaljisinden aldığımız keyif. Diablo 2'de gerçekten karakter customization önemini hissedeceğiz. Yani gerçekten yani 1 ve 2 arasındaki bu kadar büyük kuvvetli geçiş kendisini çok hissettirecek. Diablo 3'te biraz böyle bir ne oluyor abi ama güzel grafikler diyeceğiz. İşte atıyorum Belial Fight'teki o mekan değişimi falan bilmem ne eyvah diyeceğiz yani ne oluyor orası. Benim yani çok heyecanlandığım bir fight'tır bu arada Diablo 3'teki Belial. Sonra 4'ü göreceğiz bakalım içerisinde zaten. Vallahi abi bir şey söyleyeyim yani bütün Diablo evrenini yani çok güzel özetledin ya. Evet yani o Diablo tecrübesine... Ben şu an bakıyorum ya oyuna. Abi oyuncu bunun neresinden zevk aldı? Yani Diablo 2, Diablo 2 yapan neydi diye sorduğun zaman zaten bunun cevabını alıyorsun. Diablo 3'te ne yapmamaları gerektiğini biliyorlardı ama herhalde bir orada product lead problem vardı. JW abimiz böyle garip kendi kendine dungeonlar falan koydu işte. Kendini son boss yaptı öyle acayip acayip şeyler yaptı. Orada da şey güzeldi değil. Mesela benim şey çok hoşuma gitmişti. Adını sen koy. Diablo 1'e nasıl söyleyeyim nostalji günleri düzenlenmişti Diablo'nun yıl dönümlerinde. Abi onu hep koy işte. Adam orada takılsın. Torghast'ı koyduğun gibi anladın mı? Yani Torghast'ı abi aynı Diablo 1'e oynuyorsun şeyin içinde yani. World of Warcraft'ın içerisine evet. Baktığında. Ama yani Blizzard'ın kaybettiği yer grind'ın ayarını birazcık şaşırıyor abi. Yeni nesil oyuncu birazcık ondan kaçıyor. Benim tahminim bu yönde. Ya sadece yeni nesilde değil abi yani ben kendimden hep pay biçerim çünkü yani sen biraz daha şey bakabiliyorsun bu olaylara, teknik bakabiliyorsun ama ya ben en nihayetinde oyunun içeriğine, hikayesine ve oyuna bakıyorum şu anda şey olarak yaptığım hem içe yani çıkardığım content gereği de. Yani biraz beni yoruyor mesela şu anda o grind olayı ve sürekli olarak kasma üzerinde zaman geçirme olayı. Orada ben bir mesela Blizzard oyununa derken World of Warcraft şu an benim ana oyunum biliyorsun. Yani yetişemiyorum arkadaşlarıma çünkü neden sadece benden daha fazla vakit geçiriyorlar. Biraz şey oluyor yani üzücü oluyor o durum. Kimse tabii yani arkadaşının gerisinde kalmak istemez. Ya şimdi Tuna kasmış orada. Ya ben şey diyemem yani Tuna'ya beni tut taşı diyemiyorsun. İşte birlikte bir şeyler yapma şeyi. Ya Diablo 1'de mesela ya sen ne yaparsan yap atıyorum biz birlikte bir şey bunu oynayabiliyoruz yani girip de. Hala ve tabii, hala. Tabii. O yani, biraz şey sıkıyor yani. Diablo 3'te de işte var orada, mesela. Orada bence yani günümüz oyun tasarımında şöyle bir şey fark ettim abi. Yani bu Valheim'ın başarılı çıkışının da aslında arkasında o var. Gördün mü Valheim'i bilmiyorum ama. Gördüm izledim abi. Oynasanız çok eğlenirsiniz bu arada. Yani belki haftada bir gün Valheim'a ayrılabilir yani. O gerçekten çok güzel de bir oyunu tasarlamış adam var. Ya tam bu mühendisinin elinden çıktığı çok belli bu arada. Abi... Pasif progression var arka tarafta. Yani pasif progression nedir diye sorarsan şey gibi düşün. Mobilde de mesela Clash Royale diye bir oyun vardır mesela. Bunu oynuyorsun. Aldığın kartlar senindir. Yani kartı bir kere upgrade ettiğinde o kart hep upgrade olarak sende kalır tamam mı? Ve o kart hiçbir zaman geriye düşmez. Valheim'de de abi zıplayarak koşuyorsan abi stamina çabuk bitiyor. Ama jumping skill'in arttığı için daha iyi zıplamaya başladığı için daha az stamina yemeye başlıyor bir süre sonra. Ve sen daha iyi fight etmeye başlıyorsun. Şey aslında bu skill'lerini hiç kaybetmiyorsun abi. Vardı World of Warcraft'ta da buna benzer bir şey. Eskiden vardı tabii. Yani şey için diyorum. Tabii o your skill index is increased by one. Yani anladın mı? Klasik WoW'daki baltayı kullandıkça baltayla daha çok damage veriyor olma hikayesi. Evet. Diğer yeni bir eşyayı aldığında işte dagger'da kullanabiliyorsun. Dagger'ı tekrar baştan kasıyordun vesaire. Çünkü eskiden o melee dokunuşun bir önemi vardı abi. Physical damage vardı. Şu anda hiç, sadece warrior'lar gidiyor ön tarafta tank yapıyor. İşte rogue arkada iki cırk cırk yapıyor. Yani o pasif progression hissini Diablo işte kendi içine biraz barındırabilse. Yani ben oyunda değilken bile daha önceki yaptığım şeylerin eksikliğini hissetmediğim ama ben oyun dışında geçirdiğim zamanda da geldiğim yere göre bana arka tarafta bir pasif bir XP kassa ve ben 3 gün sonra oyuna girdiğimde karakterim mesela yarım level daha almış olsa mesela. Yani Rested olayı var ya şeydeki World of Warcraft'taki. Yani Rested gibi düşün ama bunu hakikaten karakter paragonu yani ben kesinlikle bitirdim. Top level'a ulaştım. Bir yerde karakterimi bıraktım. Oradan bir bonus alayım abi.
Geldiğimde bana 2 level hediye etsin abi oyun. Ya emin ol o kadar büyük fark edecek ki. Gerçekçilik yani de katar canım zaten. Ne? Gerçekçilik de katar yani oyuna. Gerçek hissiyatı da katar yani. Tabii tabii aynen. Ya işte orada Valheim'deki örnek bu konuda çok güzel abi. İşte yani oyunda yaptığın hiçbir şey sana bir kayıpta bulundurtmuyor. Yani bir skill, bir silahı az kullandıysan orada az gelişmiş oluyorsun. Ama o skill'i kullanmaya devam ettiğin sürece o seni böyle kuvvetlendirmeye devam ediyor. Bence yani World of Warcraft ve Diablo'nun özellikle bu tarz yeni oyunculara gidecekse yani oyuncunun oyunda olmadığı zaman dilimini oyuncunun benefitine çevirmesi gerekiyor abi. Yani illa ben 8 saat günde oynayamıyorsam yanındaki arkadaşlarımı yakalayabilmek için de normal hayatımdan ekstra zaman verme zorunluluğunu hissettiğimde özellikle yani hani kendi işi olan ya da çalışan bir personaya baktığında abi bu adam için negatif feedback yani ben arkadaşımı yakalayamıyorum diye oynamak istemiyorum noktasına geliyorsun. Bak sen de söyledin mesela bunu. Evet. Hani o bence kötü bir his ve bir oyun tasarımcısının uzak durması gereken bir his. Oyuncunun her oyuna geri döndüğünde kendinin ödüllendiğini hissetmesi gerekiyor. Çünkü oyun sonuçta fun olmalı yani eğlenceli olmalı. Biz hep bunu söyleriz oyun tasarımında. Yani işte bu eğlence faktörü de şey değil. Ooo çok komik şeyler var içeride değil. Yani bana işte bunu tekrar ediyorum düzenli olarak da izleyen arkadaşlar da sonradan akıllarına olsun. Sana oyuna tekrar geri dönme isteği uyandıran o kancanın takıldığı yer sana o eğlenceyi veren yer aslında. Mesela o hissi bir daha yaşayabilmek için tekrar giriyorsun. O seni gerçek dünyadan çıkartıyor. O oyun evrenine sokuyor. Orada bir his yaşıyorsun. Ve sonra yatıyorsun. Sabah kalkıp o hisse geri koşmak istiyorsun. Tamam mı? Ve onu mecburi grindlarla şey yapman çok zor. Süresini uzatıp oyuncuya 3 ay sonra gelecek olan kontente kadar bunları yapmak zorundasın. Eğer bunları yapmazsan 3 ay sonra gelecek olan kontente arkadaşlarınla birlikte oynayamayacaksın diye parmak sallamak birazcık kötü bir design konusu oluyor. Ama haklılar da abi 20 milyon oyuncu var. Şimdi sen World of Warcraft'ta her dakika kontent getiremiyorsun. Çünkü bütün sistemlerin birbiriyle uyumlu çalıştığına emin olmak zorundasın. Yani ona da hak veriyorum. Ama mesela orada şeyi kolaylaştırması gerekiyor. Arka tarafta yeni karakter kısmını işte ne bileyim aynı guild'da olup altlarıyla birlikte yapan adamları, kasan karakterleri mesela level'layanları bonus vereceksin abi. Bunu düzenli bırakacaksın o bonusu orada. Çünkü böylelikle ben geride kaldım ama bizim bir healer'a daha ihtiyacımız vardı. Okey abi bende warrior var. Seninle birlikte ben gideyim bunu kasayım. İşte chat'teki Maxim'e dediğim işte anima muhabbeti. Ya çok işkence abi. Her karakteri bir de yapmak zorunda kaldığında bütün şevkin kırılıyor abi. Evet. Ve yani şey ben mesela Red of the Lich King çıkarsa yani bir kalırım tane dememin sebebi de o abi. Orada bu bahsettiğin şeyler biraz daha mevcut idi. Yani şey yetiyordu. İki tane quest yapıyordum ben şey hatırlıyorum. Red of the Lich King ya da Draenor denemem anlamıydı. Red of the Lich King demeye. Böyle Tempest tokenlarımı ne topluyordun ya sana bir tane rolü bir daha attırtıyordu dungeon'da mesela. Mesela o daily quest'ini yapıyor. Evet abi fıstık gibi yani. Mesela bu çok güzel bir hareketti anladın mı? Yani her ne kadar kötü bir expansion olsa da Draenor için. Ben kendi adımı konuşuyorum en azından. Yani bu tarz böyle pasif bonus verecek olan şeyleri oyuncuya verirsen abi adam hem geride kaldığı sürede zaten time'ı verecek abi. Tam o bir ayın 30 günde gelmesin o progression'a. 15 günde gelsin. Ama ilerleyebildiğini hissederse zaten daha çok oynayacak. Yani. Aslında expansion'ı zorunlu yapma... Ya oyun zaten bu. Oyunda hiçbir şeyi zorunlu yapman gerekmiyor. Yani sadece nasıl söyleyeyim? Belli bir şeyim var mesela atıyorum. Semi-hardcore dediğin ya da casual dediğin bir oyunlama tarzı var. Bunların hemen hemen birbirine yakın olmasını bekleyip işte semi-hardcore arkadaşınla da bir şeyler yapabilme hevesinin kırılmaması lazım. Bahsettiğimiz konu o yani. Birazcık. Yani mesela şu an şöyle... Ya. Buyur abi. Söyle. Yani mesela öğrenci arkadaşlarımız var. Gündüzleri işte oyuna girebiliyorlar falan. İşte adamlar biraz ilerleme kaydedebiliyor. Biz akşam işten döndüğümüz zaman oyuna bir başladığımızda adam uçmuş gitmiş uzay olmuş. Diyemiyorsun da şimdi kardeş gel beni taşı. Ayıp da oluyor belli bir yerden sonra. Bu sefer aranızdaki açıklık daha da açılmaya başlıyor. Daha sonra şey diyorsun ya tamam kardeş hani seninle yollarımızı ayrılalım. Yapacak bir şey yok diyorsun. Bu sefer arkadaşını oynayamamaya başlıyorsun. Yani anima ya da şey... O seni daha yüksek progression'a çekiyorsa yani sonuçta birileri oraya gelecek. Ki evet. Yani oyunda sonuçta iyi olmak için oynuyorsun yani. Hani gidip illa kötü olmak için oynamıyorsun. Yani casual hani abi işte haftada 3 gün girelim
Ya işte şey, Teldrassil'in küllerinde ayak izlerimizle seni seviyorum yazalım falan yapamazsın ya. Hani Evet, o sonuçta konuları da ilerlemek çok atlamış zorundasın. oluyor. Ya o işte eski sosyalliğini ya da işte o eski casual lezzetini kaybetmeye başlıyor bu sefer oyun bende. Ya dün mesela işte dedik işte 2 dakika bir girelim WoW'a bakalım işte. Hemen oradan yani ekibin içine giriyorsun işte Discord'da merhabaya geldik falan. İşte abi hadi hemen Mythic Dungeon abi raid hadi hadi girelim falan. Çünkü onlar da bu sefer seninle birlikte oynamak istedikleri için seni bir yere yetiştirmeye çalışıyorlar. Tabii. Falan olmuyor. Hele ki Raider diyorsun mesela. Raid dediğin zaman kesinlikle bir progress yani deneme atmak zorundasın, şey yapmak zorundasın. Şimdi arkadaş geliyor diyor ki abi diyor ben burada 300 try attım diyor. 300 deneme yaptım diyor. Ben daha 5 deneme yapmışım falan böyle. O konular çok şey oluyor yani sevimsiz olmaya başlıyor. Ama tabii bunun oyunun totalinde hani kötü diye şey yapamıyorsun. Bu Değil, senin için de... evet. Yok, onun için değil zaten. Yani sadece ben oyun tasarım perspektifinden biraz daha ödüllendirici olursa o şekler artar gözüyle baktığım için. Mesela 200 try'da sahir pak kestim diyorsun. İşte hoş değil yani. Ben demiyorum ki bu 5 try'da kesilsin falan. Ama oradaki bir denge olması lazım. Yani mesela işte Wrath of the Lich King'i bende güzel yapan şey şuydu. 10 man ve 25 man progresslerini ayırmışlardı. Hardcore diye isimlendirdiğimiz arkadaşlar 25 man heroini yapıyordu. Biz de 10 man heroini yapıyorduk. Çünkü o daha kolaydı falan filan. Demek istediğim oydu yani. Bunun dengesi kuruluyordu. Herkese her şeyi zorunlu hale getirmiyordu şimdi. Bir de işte ödüllendirme Tuna abinin bahsettiği. İşte ödüllendirme kısıtlı şu anda Shadowlands'te. Hem de çok kısıtlı. Az vakitte hiçbir ödülün yok. Sıfır. Yani az vakitte az ödülün olsaydı belki bir nebze şey olurdu yani. Seni biraz daha oyuna bağlı tutardı ama. Ya bu ara ben şeyden değilim yani kesinlikle ağırlıklı tarafım şahsım adına konuşuyorum. Hikayesi olduğu için asla bırakmam retail'ı. Yani kesinlikle girer. Yok, Normalde o olsa bir... zaten başka bir konu yani. O sadece hani senin gibi biraz daha limited time olan adamı oyunda tutabilecek ve diğer arkadaşlarıyla illa progression race yapmak yerine birlikte time geçirebilecek noktaya getirmek. Yani bu hani aşırı hardcore söylemleri diğer oyunculara karşı da küstürtüyor aslında oyunu. Abi çok zaten nerelere gelmiş. Sonra başka bir problem başlıyor. Abi mitik İşte 10K gold'da mitik satarım. Haydi bakayım Abi abi. o Yani oyun mu konular oynuyorsun, iş mi üf yapıyorsun abi? sabaha ederim. İnanılmaz tiksiniyorum o mevzudan. Ben de faydalanacağım artık. Yani o şeyden konudan. Yani belli bir achievement'ım olsun diye boost'a yönelmek durumundayız. Çünkü az önce bahsettiğimiz konuların hiçbirini gerçekleştiremediğim için o şeye de başarınıma da Evet, yani o çok tatsız yani. kesinlikle abi yani. Ya Yani eskiden o mesela ya bazı achievement'ları almadık. Mesela ben Hand of Adal diye büyük bir achievement vardı Burning Crusade zamanında çok eski. Ya almadığım için pişman değilim. Yani zamanında o kadar grindleyemedim, beceremedim. Ama yani şu anda parayla yapılabilir konuma getirdiler ya. Hem birçok oyuncu ona yöneliyor, yapıp bırakıyor falan filan. Yani birçok şeyi var yani onun dallanıp budaklanıyor yani konu orada. evet, yani biraz şey bitti sonuçta. Yani MMO çağının da garip bir noktasındayız şu an. Hani böyle çok inovatif, majör değişken. Yani Torghast çok güzel bir sistemdi mesela ben. Ama şeyini çok hissettim. Yani tam bir test, deneme. Yani sanki böyle Diablo Immortal'ın level'larını biz de deniyorlarmış gibi falan hissettim yani. Evet. Böyle tam, anladın mı? WoW Yani maalesef böyle hardcore oyuncuya garip hitap bir ediyor. his geldi orada. Kesinlikle. Ya mesela Torghast'ta şöyle söyleyeyim abi. Biz Eda ile kastık. Yayınlardaki arkadaşlar da şey yapmıştır. Hani fark etmiştir. Bir başarım vardı. Achievement. Onu aldık bıraktık. Çünkü yani orada harcadığın vaktin karşılığı sıfır oluyor. Content çok Evet, güzel. tamam. Ben çok seviyorum roguelike yerleri. Yani her girdiğinde farklı bir yapıda geliyor karşına. Farklı şeyler tecrübe ediyorsun. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Ama yani yapamam. O zaman işte gene aynı bir sorunsalla karşılaşıyorum. Onunla vakit harcarsam arkadaşlarımdan geri kalacağım. Evet, ama aslında içinde onu yapmak istiyorsun ve onu yapmak isteyen arkadaşlarınla bir araya geldiğinde World of Warcraft gibi filan. Evet. Neyse canım, yani şey, ya bunlar küçük problemler. Yani her expansion başında yaşanan problemler bir de. Yani o yüzden de Kesinlikle çok ya. böyle takmamak Yani lazım. Content oturmaya başlayınca zaten şey olacak, rahatlayacak bence.
Okey. Bence güzel 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 sohbet. Evet abi, kapanışta muhteşem başlayıp oldu. Hatta şey, buna ben bir değineyim diyeyim son 20 dakikası. İnanılmaz konuştun abi diye yazayım. O ilgilenen olur çünkü bu tarz şeyler genelde yüksek sesle telaffuz edilmiyor abi. Yani belki şey yani fark etmişsindir de insanlar genelde bu tarz söylemleri söylemekten çekiniyorlar. Ya da işte dile getirmek istemiyorlar hani. Abi sonuçta yani bu şey için değil ki, oyunu boklamak için yapmıyorsun ki, bu oyun daha güzel olsun yani, belki bir gün seni de dinlesinler ve yani bunların farkında olarak abi oyuncular demek ki böyle şeyler de seviyormuş diye biri bir yere iletir abi, tertemiz bir yere gider olay. Kesinlikle abi, kesinlikle yani biz de istiyoruz oyunumuz daha güzel olsun, daha çok vakit geçirelim. Ne hepsi yapacak bu. Bir şey, gün gelecek olacak. Daha da güzel günleri diyeyim. Tabii tabii. Ama dediğimiz gibi aynen. Yani hiç dargınlık yok, küskünlük yok. Oynuyoruz oyunumuzu. Hatta işte Okan'ın şeyiyle TBC'ye hazırlıklar yapmayı düşünüyoruz bakalım. Onu da hatta ben çevirebilirsek... Ben şimdi açacağım karakteri. İçeriklere çevirmeyi arzuluyorum bakalım. Ne kadar becerebilirim. Sizin kaç kastınız mı hiç level? Hiç yok, sıfır. Aa, süper. Belki ben de o leveling sürecine katılırım ya. Tamam abi, konuşuruz detayları. Aynen. Yani şey yapayım. Game time açayım. GNS'da bir undead karakterimi açayım. Böyle tamam, belki hiç abi. Oynamadığım bir şey oynarım ya. Bilmiyorum. Bakacağım. Biz de Tauren'e yöneldik valla. Ben Tauren de olur ha. Eda Hunter açtı. Çok yani iyi. Retail'dan çok farklı bir Hunter kurgusu olduğu için klasikte. Onu tecrübelemek evet. İstiyor. Şey yapalım mı? Kauzonni. Bana uyar yani, biz açtık bile karakterleri. Yani sen Undead'de oynayabilirsin. Ama... Ya ben hep Undead oynadım abi. Ben hep Forever Forsaken abi. Yani o yüzden çok çok değişmiyor ya. Sylvanas, bize hiç fark etmez. Benim yani ritüelim abi Undercity'ye gidip Sylvanas'a slash League evet. Sylvanas ve duydun oyun mu? Başlar benim için. Yani ne dediğini duydun mu? Ve başladım ondan sonra. Abi Eda'ya sürekli bunu söylüyorum. Ne dedin, duydun değil mi? Duydum. Slash League, bak bunu bak, herkesten duymazsın bak. Ve bir de benim undead karakterim çenesiz, dili sallanan, hep öyle modelle oynuyordum. Tamam abi ya? Ben bunu yani sürekli tekrar ediyordum. Şey sürekli yani. Ya. Süper ya. Aynen. Öyle gibi ya. Klasik ama ya, bizim retail değil de klasik tarafa bir bakmacalar. Topluluğu bir araya getirmeceye destek vermeceler. Sonra retail'e devam. Aynen. Okey. O zaman tamamdır teşekkür abi. Ediyorum ya. Ben Utucuğum. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Devam ederiz. Artık bakayım biraz daha level'ımızı yükseltip daha alt katlara ineriz. Evet, evet. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Muhtemel bir sonrakine Diablo'nun kapısını çalacağız ya. Oo. Evet, büyük ihtimalle de bak kapı, aşkım kapısını çalacağız dedi ama hani kapısını çalacağız, dayağımızı yiyeceğiz. Yes. Sonra biraz daha sonra ilerleme. Tam olarak öyle. Tam olarak İlerleme öyle. Kaydedip level kasıp tekrar geleceğiz sonra. Diyoruz evet. Ve arkadaşlar geldiğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Tekrardan buradan Tuna abiye de tekrardan teşekkür ediyorum. Yay. Arkadaşlar teşekkürler. Vallahi şöyle devam. Çıkarken klasiğimiz olan şeyleri tekrar etmiş olalım derken Çiğir geldi. 100 teşekkür ederiz. For the Horde. Valla For the Cow yapacağız gibi görünüyor Tuna abiyle. Bakalım. Aynen. Bakalım oldu. Yunus'cum çok teşekkürler Çiğir'cim. Yay. Süper. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu Covid günlerinde lütfen lütfen dikkat edin. Dikkat edin. Tedbiri elden bırakmayın. Sizleri seviyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.